sürecine henüz aday olarak başlamış, aday olmayı henüz isteyen, talep eden Arnavutluk için de önemli. Arnavutluk için ikinci bir önemi şu, Avrupa'da göçmen işçilerin oluşturduğu önemli bir nüfus, yabancı, Müslüman nüfus var. Fakat Avrupa'da göçmen olmayan iki topluluk var, bir Boşnaklar, bir de Arnavutlar, yerli olduğu halde. Farklı bir dine, Müslüman olan, farklı dine mensup olan iki topluluk. Bu bölgede özellikle din eğitiminin Avrupa Birliği sürecine katkısı biraz daha fazla önem arz ediyor. Bu konularda iki hocamız var. Türkiye'de gelen Recep Bey, daha önce tanıştınız. Türkiye'de bu konunun en önemli uzmanı. Türkiye'deki Avrupa Birliği'nin din eğitimiyle alakalı raporlarında danışman olarak vazife almış bir arkadaşımız, bir hoca arkadaşımız. Adnan Bey de kendisi aslen Bayburtlu, Almanya'da kalmış, üniversite eğitimini, Almanya'da doktora eğitimini Viyana Üniversitesi'nde tamamlamış. Şu anda da Viyana Üniversitesi'nde felsefe ve din, felsefe ve eğitim fakültesinin eğitim enstitüsünün başında yönetici olarak orada vazife yapıyor. Kendisi profesör doktor. Şimdi Adnan Bey bize bu konuyla alakalı fikirlerini söyleyecek. Biz daha çok hocalarımız biraz konuşacak. Daha çok sorularını arkadaşlarımızın bekliyoruz. Öncelikle biz arkadaşlarımıza böyle bir şey teklifimizi kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Adnan Bey'e sözü bırakıyoruz. Adnan Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Kısaca hocam tanıttı. Ben esasında Almanya kökenliyim. Fakat 2006'dan beri Viyana Üniversitesi'nde açılan bu özellikle din pedagogisi bölümünde çalışıyorum. Bölümün kurulması. Bir de önümüzdeki yıldan itibaren de özellikle imam ve manevi danışmanlık bölümü açılıyor. Orada da bizim hedefimiz özellikle Avrupa'ya Almanca dilinde imam ve manevi danışman yetiştirmek. O da 3 yıllık bir program olacak. O ikisinin sorumlusu olarak şu anda Viyana Üniversitesi'nde çalışıyorum. Tabii bizim birinci derecedeki Viyana Üniversitesi'nde olmamızın şu avantajı var. Biliyorsunuz Avrupa'da yegane devlet, İslam'ı resmi din olarak tanıyan devlet Avusturya. Avusturya'daki İslam'ın tanınması 1912 yılına kadar gidiyor. Özellikle Macar Avusturya İmparatorluğu'nun Bosna Hersek'i işgalinden sonra Avusturya İmparatorluğu İslam'ı resmi din olarak tanıyor. Onun için İslam'ın Avusturya'daki geçmişi eskilere dayanıyor. Ve bu vesileyle 1980 yılından beri de devlet okullarında İslam resmi din olarak okutuluyor. Şu anda 3000'e yakın okulda 500 kadar öğretmen arkadaşımız din dersini veriyor. İki üniversitede öğretmen yetiştiriyoruz şu anda. Viyana Üniversitesi bir de Innsbruck Üniversitesi. Innsbruck batıda, Viyana doğuda. İki üniversitede de şu anda İslam dersleri öğretmenleri yetiştiriliyor. Demin de söylediğim gibi Ocak ayından itibaren de imam ve manevi rehberlik bölümlerinde arkadaşlarımız bachelor tahsiline başlayacaklar. Şimdi tabii bu Avusturya'daki özel durum ama Avrupa'nın geneline baktığımız zaman Avrupa'daki laiklik, seküler yapı bütün Avrupa düzeyinde aynı şekilde işlemiyor. Avrupa'da çeşitli din manzaraları var. Mesela Danimarka ile Almanya birbirine benzemiyor. Almanya ile diyelim Yunanistan birbirine benzemiyor. Onun için laikliğin yani sekülerizmin Avrupa'daki işleyişi farklı. Mesela Danimarka'daki kral kilisenin de başkanı, ülkenin de başkanı durumunda. İngiltere'deki din anlayışı daha farklı. Fransa'da daha farklı. Fransa'daki laiklik anlayışı dini toplumun hiçbir yerine sokmaya çalışmıyor. Onun için Avrupa'daki dinin fonksiyonu, dinin politik yeri birbirinden çok farklı. Onun için Avrupa'da dinler başlığı altında
bir sonuç çıkartmak zor. Çünkü dinlerin pozisyonu Avrupa'da çok farklı. Mesela Almanya örneğinde Almanya anayasası, mesela ilginç bir anayasa, din derslerinin olması Almanya anayasasının bir parçası. Avusturya'da din dersleri anayasanın bir parçası. Yunanistan'da mesela din, orada da Ortodoks dini anayasanın bir parçası. Danimarka anayasasında Protestanlık anayasanın bir parçası. Bazı yerlerde Polonya'da Katolik dini anayasanın bir parçası. Ama bazı ülkelerde de gene Güney Avrupa ülkelerinin birçoğunda da dinin hiçbir fonksiyonu gözükmüyor. Mesela dikkat ederseniz mesela İsveç, Norveç gibi devletlerde Müslüman özel okulları var ama devlet okullarında din dersleri yok. Mesela Hollanda'ya gittiğinizde Hollanda'yı bilen arkadaşlarımız vardır. Özel bir sürü okullar vardır. Mesela Hollanda'da ve Belçika'da genel eğitim büyük oranda Katolik Kilisesi'nin elindedir. Yani normal olarak devlet okullarından daha çok Katoliklerin ilkokulları var. Devlet okullarında ama din dersi okutulmuyor. Tabi bu ülkelerle tek tek ilgilenmek hakikaten iyi bir master konusu da olabilir esasında. Bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlarımız varsa hakikaten din eğitimi Avrupa'da nasıl diye ilginç bir çalışma da ortaya çıkabilir. Çünkü bu ülkelerin hiçbiri birbirine benzemiyor. Onun için Avrupa'da dinler dediğimiz zaman belli bir neticeye varmamız zor. Ama Avrupa'da şöyle bir özellik var. Özellikle son zamanlarda Müslümanların çoğalmasıyla özellikle 11 Eylül'den sonra İslam ciddi bir şekilde ülkeleri meşgul etmeye başlıyor. Şimdiye kadar İslam'ı toplumun kenarında fark eden siyasi bilinç, İslam'ı toplumun merkezine doğru çekmeye çalışıyor. Bütün bu farklılıklara rağmen bütün Avrupa ülkelerinde genel böyle bir eğitim var. İslam kenar, paralel toplumdan merkez topluma doğru nasıl hareket ettirilebilir? Çünkü şimdiye kadar herkes düşünüyordu ki gelen göçmenler özellikle Pakistan kökenliler, İngiltere'de, Almanya ve Avusturya'da Türkiye kökenliler, İsviçre'de yoğun bir Arnavut kökenliler, Balkanlardan gelenler özellikle Avusturya'da, bunların geçici olarak kalıp geri dönmeleri bekleniyordu. Fakat böyle bir şey tutmadı. Bu rotasyon prensibi istenildiği kadar işlemeyince Müslümanlar da yerleşik duruma geldikçe kenardan içeriye doğru Müslümanlar nasıl çekilebilir sorunu var. Buradaki sorunla karşılaşıyoruz şu anda. Bütün bu dini farklılıklara rağmen bütün Avrupa ülkeleri şu anda mesela Avrupa'da imam nasıl yetiştirilir sorusuyla meşgul oluyorlar. İstisnasız. Hollanda devleti hiçbir zaman papaz nasıl yetiştirilir sorusuyla meşgul olmamıştır. Ama şu anda Hollanda hükümetini ciddi bir şekilde Hollanda'da imamlar nasıl yetişmeli sorusu meşgul ediyor. Amsterdam, Rotterdam, büyük üniversitelerin hepsinde şu anda teoloji programlarıyla meşgul olan arkadaşlarımız var. İngiltere'de ciddi şekilde imamlar nasıl yetişebilir tartışmaları var. Güney Avrupa'da bu tartışmalar var. Avusturya'da bu tartışmalar var. Almanya'da bir sene içerisinde 5 üniversitede İslam teolojisi bölümü açıldı. Yani bir yılda oldu bunlar. 25 milyon bir bütçeyle imamlar Almanya'da yetişsin diye. Tabii bu iki sorunu beraberinde getiriyor. Birinci sorun, Müslümanlar kenarda oluşturdukları infrastrukturu terk etmekte zorlanıyorlar. Bunun çeşitli sebepleri var. Şimdiye kadar birçok grup kenarda bir yaşam oluşturmuş. Kendine göre imamı var, kendine göre müftüsü var, kendine göre din anlayışı var, kendine göre din dersi var. Bu yapıyı değiştirmek Müslümanların pek işine gelmiyor şu anda. Çünkü
Bu arkadaşlarımızda toplumun merkezinde gerekli olan beceriler yok. Dil becerileri yok, işte akademik altyapıları yok, toplumla ilişkileri yok. Onun için bu kenar toplumu terk etmek bu arkadaşlarımızın çok zoruna gidiyor. Mesela düşünün ki sadece Avusturya'da helal et diyelim ticareti yapan veyahut da diyelim Türk böyle geleneksel kıyafetleri yapan şirketlerin yıllık bütçeleri milyonları aşıyor. Yani bu teolojik, kültürel bir sorundan ziyade yanında ekonomik de bir sorun. Yani adam kenarı terk ettiği zaman toplumun merkezinde göstereceği beceri daha fazla. Mesela sırf toplumun merkezine helal şirketi gittiği zaman ona bu et helal mi, haram mı diye sormayacaklar. Bu işte biyolojik özellikleri bu hayvanın nasıldır, kesimi güzel oldu mu, böyle yani human bir şekilde bu hayvanlar yetiştirildi mi soruları da geleceği için merkeze gittikçe kalite beklentisi de artıyor. Onun için söylenmese bile merkeze doğru giden Müslümanların önünde bazı engel faktörleri var. Çünkü merkezde olmak belli bir kaliteyi, belli bir beceriyi de gerektiriyor. Mesela diyelim ki Kur'an kurslarının önünü merkeze doğru açtığınız zaman işte bina iddiası farklı olacak, öğretmenlerin kalitesi farklı olacak, öğretmenlerin dil becerileri farklı olacak. Onun için dini kenarda tutmak bazı grupların çok işine geliyor. Dini kenarda tutmak da bazı siyasetçilerin de işine geliyor. Çünkü Müslümanlar yük olmuyor. Şimdi Almanya birdenbire 25 milyonu Müslümanlara harcayacak. Ama eskiden bu işi başka şeye harcayabilirlerdi. Yani Müslümanların kenar toplumunu terk edip merkeze gitmeleri devletin de tam işine gelmiyor finans olarak. Birdenbire sadece Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde binin üzerinde öğretmene ihtiyaç var eğer din dersi merkezde verilirse. Bir eyalette bu. 800 bin çocuğa siz din dersi verdiğiniz zaman neredeyse Almanya'nın Katolik ve Protestanlara yaptığı masraf kadar Müslümanlara da yapacaklar. Bu beraberinde finans problemini de getiriyor. Onun için veya Müslümanların merkeze gelmesi bazı siyasetçilerin de işine gelmiyor. Çünkü korku veren bir İslam bazı partileri besleyen dinamik durumunda. Yani İslam ne kadar korkutursa bazı partilerde bu korkudan daha çok oy topluyorlar. Onun için korkutan İslam, mesela diyelim ki Avusturya, Almanya, Batı'daki istihbarat teşkilatlarının neredeyse %40'ı Müslümanlardan geçinen işçilerden oluşuyor. Ama İslam yüzünü ne kadar merkezde gösterirse bu içte kurulmuş polisiye dengeler de bozuluyor. Onun için İslam'ın merkeze gitmesinin önünde Müslümanlardan kaynaklanan, Batı'dan kaynaklanan şu anda engeller de var. Fakat iki tarafında karşısında bulundukları meydan okuyuşu, İslam Avrupalı'nın bir parçası. Bunu kabul etmenin alternatifi yok. Tabii İslam Avrupa'nın bir parçası olduğu zaman İslam'ın karşısına da bir sürü teolojik sorunlar çıkıyor. Bizi üniversitede meşgul eden sorun nedir? Türkiye tarafından Türkiye'nin şekillendirdiği bir İslam anlayışı var. Mısır'ın şekillendirdiği bir İslam anlayışı var. İşte ne bileyim Afrika'nın şekillendirdiği bir İslam anlayışı var. Avrupa'da oluşan İslam'a da Müslümanların teolojik bir iklimleri Avrupa görünümü veriyor. Bu görünüm derken genel dinamiklerde değil, İslam'ın bir yüzü Avrupa'da anlaşılır duruma geliyor. Mesela şu anda İngiltere'de siz bazı mahallelere gittiğiniz zaman öyle bir İslam anlayışı var ki İslam topluma anlatacağı bir dil yok. Bunu bir İngilizceyi kastetmiyorum. Yani toplumla karşılaşacak altyapı yok. Toplum İslam'dan korkuyor, İslam genel toplumdan korkuyor.
korkuyla oluşmuş iki yüz karşılaşıyor böylece. Yani komünikasyon meydana gelmiyor. Şimdi bizim teoloji bölümlerinin Avrupa'daki bu Arnavutluk'ta buna dahil açıldığı zaman buradaki arkadaşların önündeki en büyük sorun, bizim de önümüzdeki en büyük sorun, İslam'ın Avrupa'yı yüzü nasıl olacak yani? İslam Avrupa'da yerel bir din olarak kendini nasıl kabul ettirecek? Tabi bu Arnavutluk'ta, Bosna Hersek'te biraz daha değişik olabilir geçmişler itibariyle. Ama genel Avrupa'ya baktığımız zaman karşımızda duran en büyük sorun Avrupa'daki İslam'ın teolojik dini ne, dili nedir yani? Konuştuğumuz zaman toplum bizi nasıl anlayacak? Bunun için karşımıza iki sorun çıkıyor teolojide. Empirik teolojinin oluşturulma mecburiyeti var. Yani empirik teoloji dediğimiz zaman bizi dinleyen insanlar bizi nasıl dinliyorlar? Bizi dinleyen insanlar bizi nasıl anlıyorlar? Biz Allah dediğimiz zaman Avusturya'daki, Almanya'daki veya Arnavutluk'taki insan acaba bizim kastettiğimiz Allah'ı mı düşünüyor? Veya biz dini vaaz ediyoruz ama dini dinleyen insanların dinin hangi boyutuna ihtiyacı var? Avusturya'daki din tüketim ihtiyacıyla Arnavutluk'taki din ihtiyacı birbirinin aynı değil. Onun için dinin muhataplarının iyi bilinmesi gerekiyor. Onun için de empirik teolojinin oluşturulmasındaki ana maksat dinin muhatapları kim esasında? Yani bizim Arnavut dediğimiz, Avusturyalı dediğimiz, Alman dediğimiz bizi dinleyen insan kim? Bunun özellikleri nedir? Okuldaki çocuklar dini nasıl istiyorlar? Yani günlük hayatta din hangi boşluğu doldurabilir? Günlük hayattaki çocuğun hayatında din nereye, çocuğun hangi yönde ihtiyacı var bu dine? Bunları anlamak için şimdiye kadar vaaz eden dinden öte dinleyen bir din pozisyonuna girmemiz gerekiyor. Yani din belli bir şekilde deduktif anlattığımız bir süreçten induktif, insanların içinden hareket eden, insanları dinledikten sonra vaaz eden bir din anlayışına gitmemiz gerekiyor. Bu ikinci derecede vaaz eden din anlayışının oluşması için de dinin empirik temellere oturması gerekiyor yaşadığı toplumda. Onun için biz Avrupa'da, özellikle Viyana'da yeni müfredatlarımızda birinci derecede oluşturmaya çalıştığımız bizi dinleyen insanları anlamak mecburiyetindeyiz. Mesela bizim bir arkadaşımız master çalışması yaptı. Mesela Müslüman çocuklar peygambere nerede ihtiyaç duyuyorlar acaba? Mesela Hazreti Muhammed dediğimiz zaman aleyhisselam hepimiz seviyoruz diyor çocuklar. Ama sevgi cami ile sınırlı. Yani günlük hayatta esasında biz kendimize de bu soruyu sorabiliriz. Yani biz peygamberimize günlük hayatımızda nerede ihtiyaç duyuyoruz acaba? Yani günlük hayatta peygamber bizim nerede karşımıza çıkıyor? Veya günlük hayattan peygamberi ne kadar dışlamışız? Mesela bizim Almanya'da, Avusturya için söylüyorum. Avusturya'daki %80 üzerindeki çocukların günlük hayatta peygambere hiç ihtiyaçları yok. Bunu çeşitli sahalara yayabilirsiniz. Peygamberi sevmek sunni, içeriksiz bir söz esasında. Bunu Allah'a da götürebilirsiniz. Bir teftiş esnasında bir okulda dinliyordum. Öğretmen arkadaşlarımız, biz de üniversite okula gittiğimiz için bir ortaokul seviyesinde Viyana'da bir okul. Şimdi çocuklara soruyor işte, kainatı kim yarattı? Hepsi bağırıyorlar, Allah. İşte bunu kim yarattı? Allah, Allah. Şimdi tabii Allah Allah şunca şarkıya dönüştü iş. Allah Allah. Dinlemiyor çocuklar. Allah Allah diyorlar. Ama ilginç bir şey. Yani Allah'a inanç da şey, böyle böyle sanki matematiksel bir işlem. 2 kere 2 4, dünyayı Allah yarattı. Yani ikisinin arasında duygusal bir fark da yok. Aynı şey.
Onun için niye vaaz eden öğretmen, dini anlatan öğretmen çocukların ihtiyacından farklı bir Allah'ı anlatıyor? Bu genellikle İslam teolojisindeki eksik bir görünüm. Biz muhataplarımızı tanımıyoruz. Bu değişmesi gerekiyor. Bu bizim önümüzdeki, kısaca anlatacağım, en büyük sorun. İkinci sorunumuz bizim, İslam teolojisinin yanında İslam eğitim bilimleri nerede duruyor? Mesela size sorduğumuz zaman, kısaca mesela burada eğitim bilimlerinde master yapmak isteyen arkadaş var mı? Mesela olur inşallah. İslam eğitimi konusunda. Evet. Var bir kısım öyle zaten. Mesela bir soru sorsak. Mesela teolojinin yanında İslam eğitim bilimleri veya din eğitiminin yeri nasıl desek? İkisinin arasındaki fark nedir acaba sizce? Hata yapabiliriz. Bu sorun böyle hep bende de tam cevabı yok. İkisinin arasında bir fark yok. Birbirini tamamlayan bir şey. Mesela. Birincisi görüş. Mesela arkadaşımız diyor ki ikisinin arasında fark yok, birbirini tamamlıyorlar. Hangisi hangisini tamamlıyor? Biri yöntem, birisi onun asıl anlatılmak istenen konu yani. Evet. Şimdi bu arkadaşımızın dediği genellikle ana şu anda Türkiye'de, dünyadaki İslam ülkelerindeki görüş bu. Bunun faydası ve zararları var. Mesela bu konuda bunun dışında bir görüş var mı mesela? Teolojinin, yani din bilimlerinin, klasik bilimlerinin, teoloji dediğimiz zaman tabii batıdaki teolojik anlayışıyla bizdeki teoloji anlayışı birbirinden farklı. Din bilimlerinin yanında eğitim bilimlerinin ikisini karşı karşıya getirdiğiniz zaman bunların birbirine karşı pozisyonlarını nasıl ifade edebiliriz? Sorun bilmem anlaşıldı mı? Mesela beyefendi dedi ki din bilimleri teolojinin verilerini götüren bir bilim dalıdır dedi. Bunun bu görüşün faydası ne, zararı ne? Din bilimleri açısından, din eğitim bilimleri açısından. Biraz açsanız açabilir misiniz? İnşallah. Şimdi mesela düşününüz ki, şimdi arkadaş diyor ki, teoloji diyor ki, mesela bir örnek veriyorum. Peygamber Efendimiz 7 yaşına gelen bir çocuk namaz kılmadığı zaman ne yapılır bu çocuğa? Bir görüş, dövülür değil mi? Bunun yumuşatılması hadisçilerimizden azarlanır. 7 yaşında uyarılır, 10 yaşında dövülür. Dövülür. Ama döveceğiz bir tarafa. Şimdi ilginç bir şey var. Şimdi bunu eğitim bilimlerindeki bir arkadaşımız, Viyana Lisesi'nde ders veren bir arkadaşımız bu hadisle nasıl hareket edebilir? Viyana Üniversitesi'ndeki bırakın dövmeyi, derste, ders dışında öğretmenin çocuğa dokunması yasaktır. Severek veya kızarak. Mesela bir kızı severek de okşayamazsınız oğlan öğretmen olarak. Yani dokunmanız yasaktır. Bunun çeşitli sebepleri var. Hangi sebep hocam? Türkiye'de öyle bir kısıtlama yok şu anda. Ya yani mesela diyelim ki cinsi nedenleri olabilir, çocuğun sizin dokunmanızdan rahatsızlığı olabilir vesaire vesaire. Ama hukuksal olarak severek veya sevmeyerek çocuğa dokunamazsınız. Şimdi bu hadisi, hocamız da dedi, sizin hadis bilimleri değil mi? 10 yaşındaki teoloji diyor ki, çocuk 10 yaşındaki namazını kılmazsa dövün. Şimdi diyelim ki... Şey, tavsiye edebilir miyim? Yani şimdi tabii Arapçada ebilmek yok fiil olarak. Yani şeyler olduğu gibi. Yani Almanca'da olduğu gibi. Yani işte Batı dillerinde olduğu gibi. Ebilmek kavramı yerine yani doğrudan direkt ifadeler var. Belki bunu ebilmek şeklinde okumak lazım. Yani dövülebilir. Yani evet. Dövmek şeklinde değil. Evet. Böyle de yorumlansak, bu da ilginç bir şey, teolojik bir yorum. Şimdi bunu eğitim bilimleriyle ilgilenen bir arkadaşımız bu hadisi aldı, teoloji götürüyor. Efendim? İnteraktif olsun. Burada bir taraftan. Şimdi sadece hadisin teolojik yorumu değil. Yani dayağı
eğitimde bir yöntem olarak verdiğimiz anlam günümüzde farklı bir defasında. Çünkü tabu haline geldi. Yani birine dokunmak, dayak atmak, yani sadece okullar değil, okul dışında kadına karşı şiddet olsun, diğerlerine karşı tabu haline geldi. Yani batıda ve doğuda olağanüstü, kabul edilemez bir kötü haline geldi. Ama bu muhtemelen Avrupa'da dahil 50 yıl önce böyle değildi. 50 yıl önce bile böyle değildi. O nedenle dayak bu kadar tabu haline geldiği için dayağın fiziki etkisinden daha muazzam derecede psikolojik etkisi oluyor. Yani yapan için ve yiyen için. Dolayısıyla 14 asır önceki bir olay, dediğim gibi 50 yıl önce bile çok farklı, yani batıda dahil olmak üzere, olayı o açıdan bakmak lazım diye evet. düşünürüm. Yani evet. öyle bizim hadislerde efendim dayak yoktur, muktur, var kardeşim. Bizim eski klasik İslam alimlerinden de ne tarafından dövebiliriz diye var. Yani yüzüne vurmayın, Allah'ın şeyini yansıtır. Yaratılıştaki önemli tarafı yansıtır. Yok şu tarafına vurun, bu tarafına. Bizim literatür bununla dolu. Dolayısıyla o hadisleri öyle izah etmekle kurtulamayız. Kadınlara dayak meselesi de öyle. Kur'an-ı Kerim'de var ya hocam, o en zorlanacağımız bir konu. Geçen yıl Çorum'a gitmiştim. Bir il müftülüğü şey yapmıştı. Valilikle falan işbirliği içinde kadına karşı şiddetin önlenmesinde değerlerin rolü diye bir proje yapmış. İlk konuşmacı da beni çağırdılar. Ben de memleketim olduğu için gittim kışın, yani Ocak ayında falan gittim. Kar, buz, bilmem ne, ama salon dolmuş. Diyanet doldurmuş. Değerlerin rolü. Tabii bütün belediyede hep afişler falan varmış. Bir adam, bir tutam saç. Kadına karşı şiddetin önlenmesinde değerlerin rolü diye öyle bir afişler var. Gittik toplantıya, biz tabii işte kadına bakış, araştırmalardan bahsedeceğiz. İslam'ın işte konudaki daha liberal anlayışını falan anlatacağız kendimize. Kardeşim, müftülük bir hazırlık yapmış. Ayetle başlıyor müftülüğün programı olduğu için. Gazeteciler falan da var, yerel basın var, Aleviler var orada, yerel basın da olmuş. Erbicalü kavvamını diye başlayan ayetleri de içeren bir ayet okundu. Tabii orada gerektiği zaman kadını dövebilirsiniz diyor. Yani sıralıyor ya sıralama. Zaten bizim en çok şu anda bu dayak tabu olduğu için zorlandığımız konu, dedim manşet belli oldu hocam. Müftülük maşallah hazırlamış. İnşallah mealini vermez dedim hocam. Bir de tek tek mealini verdi. Bütün gazetelere çarşaf çarşaf tüm sayfa veya yarım sayfa o çıktı. Müftülüğün kadına karşı şiddetin önlenmesindeki toplantıda kadınları dövebilirsiniz diye. Evet. Yani bunun yarın bir gün dayakla ilgili telakkilerimiz de değişebilir. Ama hocamın dediği şu haklı, empirik bakmak durumdayız. Biz yaşadığımız dönemin çocuğuyuz, evladıyız. Ona göre bunlardan hangisini ön plana çıkaracağız? Din pedagogisi de bir seçim yapma işidir bir anlamda. Yani şu anki muhataplarımıza göre hangisini ön plana çıkaracağız, hangisini çıkarmayacağız evet. gibi geliyor bana hocam. Evet. Sizin araya şimdi gidip... arkadaşlar da sağ ol hocam, yardımcı oldu. Eğitimle ilgili İkra, yani okuyla başlayan bir dinin illaki en çok seçenek sunduğu şey eğitim oluyor. O yüzden bununla ilgili tek hani o yani çocuklar dövebilirsiniz seçeneği yok. İkincisi, eğitimde sadece hoca ve şey yok, çocuk yok. Arada çocuğun ailesi var. O bu ilişkiye ilişkiyle ilgilenen toplum ve yakınlar vesaire vesaire var. O yüzden dinde hani bildiğiniz gibi mesele işte daruriyat, işte zaruri meseleler, haciyat, ihtiyaç ölçüsünde olan şeyler. Ondan sonra tekmiliyat ve tahsiniyat, tamamlayıcı ve güzelleştirici şeyler var. Bu durumda da meselelere hep en üst seviyeden, yani en üst şekilde bakılır. Yani orada her şey tamam mı bununla? Yani bu yani dayak atma ile üstteki şeyler arasında, yani dayak atma ya da herhangi bir eğitim metodu üstteki şeylerden birini götürecekse o zaman ona başvurulmaz. Yani her ilişkide, özellikle Avrupa'da biraz daha geniş, her zaman üst şeyde ya da biraz daha geniş tutma gerekiyor. Her eğitim şeyinde de o üstteki hassasiyetler üzerinde bakılır meseleye. Yani bu vardır ama illaki seçeneği var ve bu özellikle üstten birini götürüyorsa, daruriyattan, yani insanları imandan ya da dinden soğumaya götürüyorsa, o zaman bu hadis uygulanmaz. Zaten emir şeklinde değil. İllaki dövün. Evet. Şimdi bu arkadaş... Tanıtsın arkadaşlar. Evet, konuşan arkadaşlar kendi tanıtarak ondan sonra konuşsun. Önce kendi de tanıt. Adım Ertan. Buralıyım. Evet. Eser Üniversitesi'ni bitirdim. Evet.
Şimdi bu arkadaşımızın yorumu da teolojik bir yorum. Mesela hocamınkisi de teolojik bir yorum. Mesela hocam diyor ki Anton kardeş, yukarıdaki zaruret varsa ona dikkat etmek lazım. Bu teolojinin getirdiği bir yorum. Bu eğitim bilimlerinden değil. Mesela eğitim bilimleri bunu dikkate almak zorunda. Fakat teolojinin kendi bulduğu bir çözüm. Önemli bir çözüm ama teolojik bir çözüm. Değil mi? Yani usulden, fıkıhtan böyle bir sorun. Şimdi bu yorumda din eğitimi bunun neresinde bu söylemi? Soru bayağı... Mesela hocamızın dediği de teolojik bir yorumdu. İşte böyle anlaşılmasın, zaruret çıkmıyor buradan. Ben dilden hareketle ben yorum yaptım. Evet. Erton Bey de fıkıhtan hareketle evet. Yorum yaptı. İkisinde de ama din eğitimi yok. Evet. Yani tabii yorum yöntemleri bizde biliyorsunuz dil var, fıkıh var, kelam var, tasavvuf var. Modern yorum yöntemleri, sosyal yorum, insan psikolojisini dikkate alan eğitim eksenli yorum bunlar farklı evet. Yorum tarzları. Batı'da da yani sosyal içerikli yorum yeni bir yorum. Evet. Yani sosyolojinin Batı'da evet. Bir yorum bilimi olarak katılması, 19. yüzyılda ortaya çıkan bir evet. Tarih de böyle. Bunlar tabii biraz yeni olduğu için tekabül eden şeyler var bizden yani evet. Karşılıkları ama evet. Birebir aynısını evet. Geçmişte bulamayız. Evet. Hocam, şimdi gelecek gelecekte de yani hepimiz kafamızda 2-3 saniye düşünmemizde fayda var. Din bilimleri bu yorumların neresinde duruyor? Hocamız dedi ki mesela din bilimleri bu anlayışları taşır. Bu çerçevede hizmet görür mesela. Diyelim zaruret var hocamızın yorumları. Bu tür yorumlarla hareket eder, dini çocukları anlatır. Ama biz kendi kendimize biraz daha düşündüğümüz zaman acaba din pedagojisinin kendine göre teorisi var mı? Teorisi varsa din pedagojisinin, din pedagojisi teorilerini nasıl üretiyor? Mesela din bilimleri bu teorileri bir süreçte üretmişler. Yani bunların hepsi böyle olursa öyle olursa Kur'an'da yazmıyor, hadiste de yok. Yani bir süreçte dini bilimler teori üretmişler. İslam eğitim bilimlerinin teorisi nasıl üretiliyor? Çünkü teorisi olmayan bilimlerin ne geleceği ne de günü vardır. Sadece taşıyıcı bilim olarak kabul edilir. Onun için şu anda benim özellikle anlatmaya çalıştığım Avrupa'daki din veya Türkiye'deki bütün İslam dünyasındaki din bilimlerinin en büyük sorunu kendilerini bu taşıyıcılık rolünden çıkartmaları, teorileri olan bir din bilimi durumuna getirmeleri gerekiyor. Bizim önümüzdeki en büyük engellerden birisi bu. Yani din bilimlerinin kendi teorisi ve araştırma metotları var mıdır? Eğer bunlar olmazsa din bilimlerinin teolojinin yanında geleceği askıda veya hep karanlıkta kalan bir bilim dalı durumunda kalır. Hocam bir konunun açılması için bir soru sorabilir miyim? Evet, tabii hocam. Bu sizin bahsettiğiniz İslam eğitim bilimleri olsun, Hristiyan eğitim bilimleri diyelim. Hristiyan eğitim bilimleri, din eğitimi bilimi Almanya'da çok teorik olarak önde olan, belki en başta gelen ülkelerden birisi. Orada mesela bu onlar üretebilmiş mi? Bir somut örnek üzerinden nasıl teorik olarak Hristiyan eğitim bilimlerini üretmişler? Practical teoloji falan diyorlar. Onlar evet. nerede duruyor? Şimdi birincisi en büyük üretilen en büyük faktör Batı'da onların bünyesinde pratik teoloji var. Pratik teolojinin zaten din eğitimleri pratik teolojinin bir bölümü. Yani o ne demek hocam biraz? Pratik teoloji daha ziyade pratik teoloji yaşamdan hareket ederek mesela dini yorumlamak. Yani diyelim ki mesela tabii Hristiyanların verdiği en büyük
örnek şu mesela en azından. Acaba çocuk mesela vahiy var ama acaba Allah böyle kutsal ruh çocuğun ağzıyla da konuşabilir mi? Yani çocuğun söylediğinde vahiy mahiyeti var mıdır? Mesela çocuk bir şey söylüyor hayatında. Mesela diyelim ki bir sorunu var çocuğun. Mesela diyor ki çocuk, Allah neden işte adaletsiz? Niye benim annem öldü? Başkasının annesi yaşıyor. Veya benim babam niye işsiz? Öbür Thomas'ın babasının 3 tane arabası var. Neden o zeki, güzel, ben güzel değilim? Veya o niye böyle, benim ailem böyle değil? Bu çocuğun söylediğine Tanrı'nın cevap verme zarureti var mı? Şimdi pratik teoloji bu soruların çocuğun sorduğu soruyu da ciddiye alıyor. Mesela İslamlaştırırsak, normal bir körün söylediğine cevap veren Tanrı, efendim bir kadının ihtiyacına cevap veren bir Tanrı, çağdaş yakarışlarımıza cevap niye vermiyor? Kadın diyor ki, ya Muhammed adet nedir? Tanrı bir cevap veriyor. Kör işte bir hata yapıyor ve peygamberimiz onu dikkate almıyor. Allah onu uyarıyor, onu dinle diyor. Veya Kur'an'da bir sürü sorular var. Ya Muhammed sana soruyorlar ki, dediler ki şunu söyle. Tanrı bizim söylediklerimize nasıl cevap veriyor? Yani Tanrı'yla insan ile arasındaki canlı komünikasyon nasıl sağlanabilir? Tanrı bizi nasıl duyar? Ve nasıl cevap verir? Yani vahiy sürecinin canlandırılması nasıl olabilir? Bunlar pratik teolojinin sorduğu sorular. Bu cevapların hepsi tatmin edici olabilir, olamaz ama Tanrı ile insan arasındaki ilişki, konuşma canlandırılmadığı zaman din dogma durumuna düşüyor. Canlı konuşma yaratanla nasıl olacak? İslam teolojisinin de, empirik teolojinin de önündeki soru bu. Yani insanla Allah arasındaki ilişki nasıl canlı bir duruma gelecek? Tanrı bizi duyar mı? Duyarsa Tanrı'nın cevabı bize nasıl etki eder? Buyur kardeş. İbrahim Şimşek, Kayseri'nin Üniversitesi'nde ikinci sınıf yüksek lisans öğrencisi. Ben şimdi ilk önce şunu sorayım size. Şimdi biz bu pedagoji yeni eğitimi kime göre yorumlayacağız? Yani bir doğruya göre Allah ne demişse odur. Yorumlamaya gerek duymaz. Ama siz Batı'dan bahsediyorsunuz. Batı'da kendine göre açıklama istiyor. Biz Allah'ın getirdiği bütün hükümleri açıklamak zorunda mıyız? Neden? Çünkü bize göre biz Allah'a kesin inanırız ve Allah'ın inandığı şeyi sorgulamaya ihtiyaç duymayız. Ama bir Batılı diyor ki bana anlat diyor. Biz bunu anlatmak zorunda mıyız? Şimdi Türkiye için şu şey yapacak olursak, mesela Doğu'da herkes Allah'ı sorgusuz sualsiz kabul eder ve hiçbir şeyi sorgulamaz. Ama İstanbul'a Batı'ya doğru gelince işte neden şunu böyle oluyor, bunu neden açmıyorlar, Müslümanlar neden bu şekilde diye bir soru soruyor. O zaman biz şunu mu yapmak zorundayız? Dini bölgeye bölgeye göre yorumlayıp o şekilde mi anlatmamız gerekiyor? Yoksa bir tek model çıkarıp o şekilde mi anlatmamız gerekiyor? Şimdi dinin yöresel yüzü olmak zorunda. Çünkü diyelim ki Mekke'deki sorularla Medine'deki sorular da aynı değil. Afrika'daki sorularla Türkiye'deki sorular da aynı değil. Ve biz bana öyle geliyor ki benim bir halam vardı Erzurum'da kalıyordu bir köyde. Hiç İstanbul'a da gitmemiş. Önce iki oğlu trafik kazasında öldü. Kocası öldü. Cenazeye gittiğimizde Erzurum'un bir köyü. Gittik namaz vakti geldi. Halam namaz kılmadı. Normal olarak acayip bir şey olur. Niye kılmadın hala dedim. Ya dedi gitsin başkaları kılsın dedi. Mezarlığı ben doldurdum dedi ona. Yani Allah'la bir hesaplaşması 70 yaşlarında.
Normal bizde bu soru çok acayip bir şey gelir. Mezarda? Mezarlığı benim çocuklarım, ailem doldurdu diyor. Gitsin başkaları ona namaz kılsın diyor. Yani Tanrı'yla bir şeyi var. Şimdi burada insanlar bu zor durumda mesela bir şey söylüyor. Bu hakikaten ciddi bir teolojik soru bu. Niye ben? Niye benim oğullarım? Şimdi bunu açık söylüyor. Bizim Avrupa'daki muhataplarımız birinci derecede genellikle Anadolu'dan gelen insanların çocukları. Ama yöresel şartlarda din bir cevap istiyor. Yani o insanların soruları farklı oluyor. Avrupa'daki Müslüman Türklerin sorusuyla diyelim Anadolu'daki Müslüman Türklerin soruları, dine yönelik sorular aynı değil. Aynı olmaması da gerekiyor. Onun için cevaplar da farklı olması gerekiyor. Bu dinin özünde de var. Yani dinin kontekstüelleşme sorunu var. Yani din yöresel dili anlamadığı zaman yöresel cevapların da oluşması mümkün değil. Onun için mesela Avrupa'daki çocukların soruları farklı. Zaten İslam'ın en büyük özelliği İbrahim kardeş yayılmasındaki İslam yöresel dilleri iyi anlama becerisi var. Dogma bir din değil. Esnek, yöresel dinleri anlıyor, dilleri ve yöresel cevapları da verdikleri için İslam'ın yöreselleşme süreci Katoliklerden ve Protestanlardan daha hızlı oluyor. Ama mesela herkesin anladığı tek bir dil değil. İnsanların namazı ihtiyaçları da farklı. Namaza mesela diyelim her insanın ihtiyacı namaz bir ama insanların kendi dünyalarında namaz ihtiyaçları farklı. Bu farklılıkları dini vaaz eden insanı eden insanın göz önüne alması gerekiyor. Yani hocam şöyle geçmişte daha sık söyleniyordu, sizin anlattıklarınızdan yola çıkarsak bir Euro İslam mı olması gerekir? Geçmişte çok tartışıldı bu. Evet. Yakın dönemde direkt kavram olarak ifade edilmiyor yani. Evet. Bütün bu süreç buna mı götürüyor? Çünkü evet. Müslümanlar burada azınlık statüsünde, çoğunluk statüsünde yaşamıyor. Çoğunlukla da gidiş şekilleri belki Arnavutluk ve Bosna Hersek hariç iş bulmak maksadıyla gitmiş durumdalar. Zaten sorunların bir bölümü de siz de ifade ettiniz. İşçi sınıfından insanlar gittiler. Elit okumuş kesimler gitmediler. Mesela Amerika'ya daha ziyade okumuş kesimler evet. gittiler. Onların sorunları belki Avrupa'dan daha farklı. Bütün bunları dikkate alarak tabii İslam'la ilgili tarihsel, oryantalist bakış açısı da var Avrupa'da. Bütün bunlardan yola çıkarak bir Avrupa İslam'ı meselesi mi şu anda gündemde? Bütün bu imam falan yetiştirme çabalarının, gayretlerinin özellikle 11 Eylül sonrası güvenlikte de İslam arasında ilişkinin bu mu yatıyor yani neticede? Evet. Sizin bakış açınız nedir? Şimdi tabii Avrupa'daki devletlerin belli bir beklentileri var. Avrupa'daki devletler genellikle İslam'a bir güvenlik sorunu olarak bakıyorlar. Nasıl şiddetten uzak dururlar? Bu kendi başına bir sorun. Ama ben bu Euro İslam işini kullanmamaya çalışıyorum. Fakat Almanca biz Europäische Prägung diyoruz. Yani Avrupa'nın dilini anlayan, Avrupa'nın dilinde cevap veren, bu bir dil Almanca, İngilizce falan düzeyinde değil, anlayan, anlaşılan bir dil, din durumuna gelmesi gerekiyor İslam'ın. Bu Euro'laşmak değil. Mesela Türkiye'deki dini yaşamın, günlük yaşamla, Mısır'daki dinin günlük yaşamını mukayese ettiğiniz zaman farklılıklar görürsünüz. Camilerin işleyişinde farklılıklar görürsünüz. Bu yöresel dinle alakalı, kültürle alakalı bir şey. Onun için Avrupa'daki İslam'ın yöreselleşme mecburiyeti var ki anlaşılan ve iyi anlatan bir din durumunda olsun diye. Bunun adını şimdiden koymanın veya bir ada ihtiyacı var mı ayrı bir şey. Bir dönem çok kullandı da onu şimdi diyorum. Ama yani. O devlet diktasıyla kullanılan bir şey. Euro İslam olsun derken yani Avrupa İslamı olsun derken siyasi bir iddia bu. Yani bunun içi boş. Nedir Avrupa İslamı? Ama biz dediğimiz zaman biz teolojik olarak dinin yörede anlaşılması,
şekillenmesi, yabancılıktan kurtulması. Yani Avrupa'daki İslam, Avrupalı İslam durumuna gelmeli. Yani kimse dememeli ki işte bu göçmenlerin dini. Hayır, Avrupa'daki Hristiyanlık, Protestanlık, Katolikler gibi kendi başına bir din ama Avrupa'daki bir din. Yani bir yerden göç etmiş bir din değil. Göçmenlerin dini değil, Pakistanların, Türklerin dini değil. Avrupa'daki yerel bir din. Bunun adını ne koyarsanız koyun. Yani İslam'ın yabancı din pozisyonundan Avrupa'da kurtulması gerekiyor. Bu tabii politik sorunun ötesinde içerik olarak da teolojik ve pedagojik de bir sorun. Bu pedagojik ve teolojik soruların cevabını biz vermek zorundayız. Politik ne yapar o ayrı bir konu ama biz birinci derecede üniversitede çalışan arkadaşlarımızın üstesinden gelmesi gereken sorun Avrupa'daki İslam teolojisinin özellikleri nedir? Avrupa'daki İslam pedagojisinin özellikleri nedir? Bu özellikler Türkiye ile Batı ile şuyla buyla aynı olmak zorunda değil. İlle de ayrı olmak zorunda da değil fakat yöreselleşmek zorundayız biz. Bu sorunun üstesinden gelemezsek Avrupa'daki İslam yabancı bir din olarak kalır. Bu da bize gelecek vaat etmez. O zaman sizin sormuş olduğunuz soruda bilgiyle pratiğin birleşmesi gerektiğini anlıyoruz. Aslında İslam'ın özünde var bu. Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman Peygamber Efendimiz dini çok iyi biliyor. Pratikleri çok iyi buluyor. Gelen insanlara karşı hangi toplumdan geliyor, hangi kavme geliyorsa onların şartlarını göz önüne alarak onları karşılıyor. Şuna bakıyoruz, büyük alimlerden Ebu Hanife mesela. Büyük bir alim, aynı zamanda tüccarlık yapıyor, aynı zamanda insanların içerisinde. Evet. Aslında İslam'ın özünde olan bir şey. Demek ki problem günümüzde, yani İslam'da değil, günümüzün insanların yorumlamasında problem var. Elbette ki. O zaman yani İslamiyet'te aslında bir problem yok. Sadece onu yorumlayan insanlarda. Hocam yani İbrahim Kadir, İslam'da biz problem görsek İslam'dan çıkarız zaten. Yani İslam'da kaldığımızına göre biz İslam'da sorun görmüyoruz. Yani bizde sorumluluğu görüyoruz. Evet. O zaman kaliteli eleman yetiştirmek gerekiyor. Evet. Bilgiyle pratiği birleştireceğiz. O zaman nasıl halledilmesi gerekiyorsa bu şekilde. Mesela vahyi bile göz önüne aldığımız zaman İbrahim Kalın, 3 faktör var. Allah vahyediyor ama yörenin dili, kültürü, peygamberin akli becerisi, bunlar vahyin 3 ana dinamiği. Mesela düşün ki Arabistan'da Arapça olmasaydı vahiy kimse anlamazdı. Vahiy oradaki kültür özelliklerini de göz önüne almasaydı kimse anlamazdı değil mi? Haram aylardır, ne bileyim bir sürü özellikler var. Arap kültürüyle alakalı. Vahiyi anlamak için Arap kültürünü iyi bilmek lazım değil mi hocam? Evet. Arap dilini iyi bilmek lazım. Temel unsurlardan bir tanesi. Ama buna rağmen Allah'ın cevabı, Allah'ın kitabı. Ama bu kitapta 3 faktör de önemli. Peygamberin becerisi, akli yapısı, gücü, yörenin kültürü ve Allah'ın cevabı. Mesela Kur'an'ımızda bizim Allah'ın verdiği cevaplara yakın insanların sorduğu sorular var. Değil mi hocam? Oranlamakta neredeyse. Şöyle bir şey var. Bu konu, yani bu pratik teoloji konusu. Aslında İslam dünyasında da bu konu üzerine duranlar oldu. Mesela Mısır'da Hasan Hanefi diye birisi var biliyorsunuz. Evet. Teolojiyi dikey bir problem olarak almak meseleyi çözmez. Bunun yanında yatay bir şekilde meseleye yaklaşılması gerekir diye bir iddiayla. Pratik teoloji meselesini. Hasan Hanefi hocam. Fazıl Rahman da benzer tabii şeyleri var. Hasan Hanefi bu şekilde bir ortaya çıktı. Bununla ilgili kitaplar kaleme aldı. Fakat Hasan Hanefi El Yesarül İslami diye bilinen, İslam solu diye bilinen bir şeyle bunu dile getirdi. Yani bir dille dile getirdi. Sosyalistlerin, Marksistlerin sosyal alandaki duyarlılıklarını teolojiyle harmanlayarak İslam'a taşımak istedi. Çok kabul görmedi, çok yankı bulmadı. Yani aslında buna yani başarısız bir teşebbüs gibi görebiliriz Hasan Hanefi'nin yaptığını. Başka bir takım sebeplerle. Yani aslında böyle bir mesele var. Yani insanı teolojik problemleri ele alırken insanı
dikkate almak, insanların kültürel özelliklerini dikkate almak, bu olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesi. Yani bundan vazgeçemeyiz. Yani bu bunu yapmadığınız zaman korkmuş olursunuz toplumdan, irtibat alanlarınızı, canlılığınızı yitirmiş olursunuz. Ölü bir din haline gelir din. Yani din aktif olması gerekiyor. Ve burada neler yapılması, pedagojikten, insan bilimlerinden, diğer insan bilimlerinden nasıl istifade edilmesi gerekiyor? Dinin öğretilmesinde, anlatılmasında bunlar nasıl kullanabiliriz? Evet. Esas herhalde sorunun ana temel şeyi burası. Evet. Buyurun. Buyurun. Hocam, yine de söylediğiniz sorulardan, yani Avrupa'da en çok sorulan ya da sorun olan meseleler, yani de iki tane, ya da en azından fark ettiğim kadarıyla iki ana mevzu. Birincisi kadınlarla ilgili meseleler, ikincisi de kaderle ilgili meseleler. Şimdi yani İslam'ın her soruya verdiği cevabı var. Ama her soru da soru değildir. Şimdi kaderle ilgili meseleler, hani cevap verilmesi, her mesele özellikle cevap verilecek meseleler değildir. Yani hadiste de bildiğiniz gibi Efendimiz diyor ki eski kavimler sırasıyla çok soru sormaktan helak oldular. İşte o sorulardan soru çeşitlerinden bir tanesi kaderle ilgili. Şimdi Avrupa'da özellikle bu yani meselelere böyle tamam böyle bir yani böyle gözle görülüyor, elle dokunulur bir cevap gerekiyor. Yani bu şekildedir, bundan da. Ama kaderle ilgili meselelerin büyük bir kısmı teslimledir. Yani niye Allah aldı? Çünkü Allah istediği gibi yapar. Yani mülkün maliki, mülkün de istediği gibi tasarruf eder vesaire. Ama bu cevaplar çok tatmin edici olmayabilir herkes için. Diğer dinler bu meseleyi nasıl çözmüş? Yani kaderle ilgili mesela şimdi yerel dinler dediğimiz, yani Hristiyanlık, Protestanlık, Katolik vesaire, bunlar uzun zamandan beri Avrupa'da var. Ve insanların ile ki bu sorular aklına gelmiştir onlara da sormayı. Onlar nasıl çözmüşler bu meseleyi? Yani bu kadar ince ve cevabı zor, yani daha doğrusu mantıki ve gözle görülür somut bir cevabı zor olan soruları nasıl çözmüşler? Şimdi Avrupa'daki bu soruların hepsi, herkesi tatmin eden tek bir cevap yok. Çünkü insanlar farklı. Diyorum ki sahabenin de peygamberin verdiği cevaplardan hepsi aynı oranda etkilenmiyordu. Onun için sizin için tatmin edici olan bir cevap Ahmet için, Mehmet için tatmin edici olmayabilir. Onun için dinin en büyük özelliği farklılıkları göz önüne alması. Özellikle din eğitiminde sınıfa girdiğiniz zaman çocukların hepsi Müslümanlar değil. İsimleri var, şahsiyetleri var, karakterleri var, ailevi, kültürel altyapıları var. Onun için böyle Müslümanları sanki meslekleri Müslüman gibi bir makine parçaları gibi görmek mümkün değil. Eğitim bilimlerinin yapacağı en büyük hata bu olur. Farklılıklar var. Onun için dinin verdiği tek cevap olamaz. Bu konuyla ilgili hocamı destekler mahiyette Türkiye bağlamında din dersi öğretmenleriyle ilgili bir araştırma gerçekleştirmiştik. 25 ilde 2009 yılında şöyle bir soru sordum öğretmenlere yönelik. Sizin okuttuğunuz bir program var elinizde. Bunun bir İslam anlayışı var. Din dersi, din kültürü dersinin müfredatında öğretilen İslam anlayışı ile çocukların sınıfa getirdikleri İslam anlayışı arasında farklılık var mı diye bir soru sordum. Yani ailelerinden, çevrelerinden. %45 mi, 47 mi ne fark vardır dedi. Dolayısıyla bu din pedagojisinin, din eğitiminin üzerine durması gereken bir konu. Neticede en fazla %10 Alevi olsa, Alevilik %10'la açıklar bunu, %35'ini açıklamaz. Yani Türkiye gibi nispeten homojen olan bir yerde, dinin sorgulanma düzeyinin düşük olduğu yerde bile var. Fakat bizim din eğitiminde ve öğretmen yetiştirme sisteminde böyle bir durumla karşılaştığın zaman nasıl bir irtibat kuracaksın öğrenciyle? Yani kitapta öğretilen İslam'la aileden getirdiği farklı. Nasıl davranması gerektiği gündem maddesi bile maalesef Türkiye'deki din eğitiminde, din pedagojisi diyelim, din eğitimi daha kapsayıcı. Böyle bir gündemimiz yok hocam. O nedenle hocamın dediği çok önemli. Ve bir de mesela kaderle ilgili dediniz ya, benim bildiğim kadarıyla, nerede okuduğumu tam hatırlamıyorum ama Yahudiler en çok İkinci Dünya Savaşı sırasında soykırıma uğruyorlar ya, yani böyle Auschwitz kamplarına, şunlar buna gidiyorlar.
O dönemde şunu diyorlar, ya bu bizimle ahit yapan bir Tanrı var. Bize daha iyi, özel davranan Tanrı nerede? Biz bu kadar fırınlara giderken nerede diye İkinci Dünya Savaşı'ndaki soykırım sonrası ateizm, Tanrı tanımazlık Yahudiler arasında muazzam derecede yayılmıştır. Kimisi onu Allah'ın bir imtihanı olarak alıyor ama epeyce bir bölüm, yani dinsiz Yahudiler çıkmasında bu olayların etkin olduğu söyleniyor. Evet. Ben ikinize birden bir şöyle bir soru sorsam Recep Bey, Erman Bey. Şimdi bizde tabii din eğitimi daha çok imamların camideki vaaz ve irşatlarıyla ve Türkiye'de de din ders öğretmenlerin sınıftaki 1-2 saatlik derslerde çocuklara din dersi takririyle sınırlı. Halbuki Batı'da hastanelerde olsun, hapishanelerde olsun, muhtaçlara bakım yerlerinde olsun, çok farklı sosyal alanlarda, sosyal muhitlerde dini rehberler bulunuyor, manevi rehberler bulunuyor. Yani toplumun farklı sosyal kesimlerine ulaşmadan pratik teolojiyi ya da pratik, yani dinin bu pratik yönünü tatbikat olmadan uygulamak yalnızca camilerde, yalnızca öğretmenlerde bunu tatbik etmek mümkün değil gibi gözüküyor. Yani bu alanlara açılması, dini rehberlerin, dini uzmanların farklı alanlara açılması bu pratik yönü güçlendirir mi? Evet. Şimdi tabii bu sizin dediğiniz benim açımdan çok önemli bir faktör. Onun için biz master bölümünde bu manevi rehberlik diyoruz Türkçe, Alman, bizim dilde Seelsorge. Bu özel bir master bölümü yaptık. Yani hakikaten toplumun çeşitli kesimlerinde insanlarla konuşmak için hastanedir, hapishanede mesela özellikle Almanya'daki, Avusturya'daki hapishanelerin %15'i Müslümanlardan oluşuyor. Ciddi bir şey bu. Yani rakam. Normal nüfusa göre daha fazla değil mi? Tabii %15 yani. Bizim nüfusun diyelim ki %6'sı Müslümanlar. Hapishanenin %15'i. Yani bu Avusturya'da gene iyidir. Almanya'da, İngiltere'de daha çok hapishaneler. Çeşitli nedenlerden. Oradaki insanlar hastanelerde. Tabii dinin onlara ulaşması da gerekiyor. Bir şans. Ama öbür taraftan ana sorun Avrupa'daki özellikle Müslümanların dini gördükleri yer cuma namazlarındaki vaazlar ve bir de din dersleri. Az bir süreç. Onun için bizim profesyonelleşme kalitemizin o kadar yükselmesi gerekiyor ki bu az zamanda çok şey yapma mecburiyetimiz var. Çünkü Avrupa'daki sosyal yaşamda mesela sokağa çıktığın zaman din yok. Mesela Türkiye'de çıkıyorsun, abla diyor, teyze diyor. Sanki büyük bir aile gibi. Yani bir adam size abi dediği zaman birdenbire şey oluyor. Ben en azından amca dediği zaman kendinize bir çeki düzen vermek zorundasınız. Ama Avrupa'da bu sorun böyle değil. Onun için din, cuma namazlarının verimi, din derslerinin verimi Avrupa'daki İslam'ın geleceğiyle yakından alakalı bir şey. Onun için orada produktif bir duruma gelmemiz gerekiyor. Ki çünkü haftada bir görüyor çocuk dini cuma namazında. Ailesinde yok. Çok seküler bir toplum. Bütün okul hayatı boyunca din kenar bir rolde. Çünkü okulda değeri yok dinin. Sokakta değeri yok. O zaman onun için bizim profesyonelleşmemizin İslam'ın Avrupa'daki geleceği İslam derslerinin kalitesiyle yakından alakalı bir şey. O Türkiye için farklı olabilir. Ama özellikle Avrupa'daki devletler için bunu ısrarla ben öğrencilerimize de söylüyoruz. Din dersinin kalitesi İslam'ın Avrupa'daki geleceğini belirleyecek en büyük faktör. Bir de cuma vaazları. İkisi. İkisindeki bizim kalitemiz İslam'ın kalitesini veya İslam'ın yüzü durumunda Avrupa'da. Onun için İslam pedagojisi, yani biz kendimiz o bölümde olduğum için söylemiyorum ama söylediğimin ne manaya geldiğini iyi biliyorum. İslam'ın Avrupa'daki yüzü İslam pedagojisidir. İslam'ın Avrupa'daki dili de İslam pedagojisidir. Onun için bu dil kalitemiz, İslam pedagojisinin kalitesi ne kadar artarsa Avrupa'daki bizim başarımız o kadar artacaktır. Ve bir de şunu da söyleyeyim.
İslam pedagojisi, İslam teolojisini yenileyecek en önemli etkendir. Çünkü İslam pedagojisinin oluşturduğu teoriler, İslam teolojisini halktan zorlayan dinamikler durumundadır. Onun için halkla masa teolojisini yüzleştirecek bilim dalı da eğitim bilimleridir. Çünkü İslam pedagojisi, İslam teolojisini masa teolojisi olmasından kurtaracak yegane dinamik durumunda kendini gösteriyor. Kadınlarla yüzleştirecek, çocuklarla yüzleştirecek, işte yaşlılarla yüzleştirecek, hastalarla yüzleştirecek bilim, eğitim bilimleri. Peki hocam, onun için buyurun. Eğitim bilimleri yapılanırken seküler bir mantıkla yapılandığı için, seküler bir mantıkla teorisi kurulmuş bu bilimler din ilimlerine uygulandığı zaman bir takım şeylere sebebiyet vermez mi? Uyumsuzluklara. Hı hı. Şimdi ben şöyle düşünüyorum Ayhan Hocam. Biz diyelim ki empirik verilerimizle biz teolojiyi yüzleştiriyoruz. Şimdi teoloji cevap vermek zorunda. Yani diyorsun ki durum bu. Tabii bir sorun meydana geliyor. Çünkü teoloji, bizim şu andaki vaaz edilen teoloji masa teolojisi. Oturmuşlar çoğu genellikle bir şekilde büroda oluşmuş bir teoloji. En azından bizim şu anda bu hale gelmiş. Yani başlangıçta hayatın içinden çıkmış. Ama şimdi masada kalmış. Zamanla hayattan biraz kopmuş. Fıkıh. Hayat kopmuş. Evet. Yani, şimdi biz bu teolojiyi hayata geri döndürüyoruz. Esasında söylersen ıslah ediyor İslam pedagojisi. Bu ıslah sürecinde sorunların meydana çıkması işin tabiatında var. Yani bu sorunsuz olmaz. Mesela biz bazıları diyecektir ki ya bu teoloji ise pedagojiye ne oluyor? İşte benim söylediğimi vaaz et. Ne haddine senin? Biraz kaba formüle ediyorum. Ama İslam pedagojisi de diyor ki senin vaaz ettiğin din hayatta yer tutmuyor. Manasız bir şey. Çocuk senin dediğini anlamıyor. Mesela çocuğa diyorsun ki ya işte Allah seni imtihan ediyor, ama çocuk imtihanı da sorguluyor. Ya Allah sabır diyor ama çocuk sabredemiyor. Ben neredesin dedim dini. Mesela bir şeye gittik. Mesela tabii ilginç bir soru. Duisburg'da bir açık oturum var. Dinler ve eşcinsellik diye. Şimdi bir bizim toplantı bitti, böyle çok böyle nurani yüzlü bir delikanlı kalktı. Bıyıkları da var. Dedi ki ben Berlin'deki Gayhane'nin başkanıyım. Ben çayhane anladım ama Gayhane'nin başkanıyım dedi. Ben dedi normal bütün ibadetlerimi yapıyorum. Namaz kılıyorum, hacca gittim. Tanrı beni cezalandıracak mı? Ben cehenneme mi gideceğim? Ama eşcinselim diyor. Mesela İslam tarihinde bu kadar açık bir soruyu belki tanımıyor. Yani bazı sorular var. Biz tarihimizde bu soruları bilmiyoruz. En azından konuşulmamış. Benim bildiğim... Konuşulmuş. Pentameler falan var. Evet. Ama şimdi bu çocuğun, bu delikanlının sorduğu soru, mesela teolojik bir sürü cevabı var. Fakat bu çocuğun hayat dünyasından buna nasıl bir cevap verilebilir? Veya bu çocuk İslam'dan kendini nasıl çıkmamış hissedebilir? Veya bunun benim cevabım da yok buna bitmiş bir şekilde. Fakat demek istediğim ki İslam teolojisi toplumla yüzleşmek zorunda. Bu yüzleşmede sorunlar meydana gelecek Ayhan Hocam, ama bu sorunlardan sonra da cevaplar meydana gelecek. Yani bu sorun yaşamak normal, ama bu sorun yaşamadan da cevapların oluşması mümkün değil. Biz teolojiyi bu haliyle bırakamayız yani. Bu teolojinin kendini yenilemesi gerekiyor. Teolojinin de İslam pedagojisini, pedagoji bilimlerini yenilemenin en ciddi dinamiği olarak kabul etmesi gerekiyor ki bir sonuç meydana gelsin. Teolojisi kendini bu masa kompleksinden kurtarması gerekiyor. Hocam, sizin dediklerinize belki hani hepimiz katılıyoruz burada. Çünkü ailemiz var, çocuklarımız da yaşıyoruz bunu. Çocuklarımız soru soruyor bize. Bazılarının cevabını yuvarlıyoruz. Bazılarını zamana bırakıyoruz. Bir şekilde cevaplıyoruz, yaşıyoruz yani. Fakat şimdi bu da bir gerçek yani. Modern dünya insanı artık bilginin
her insanın işte cebinde olduğu, hı hı, her şeye her an ulaşabildiği, küçük çocukların bile birçok şeye ulaşabildiği bir dünyada yaşıyoruz. Geçmiş dünyalarla, geçmiş zamanlarla, geçmiş asırlarla bunları karşılaştıramayız şu dönemi bir yönüyle. Fakat bu modern dini bilimlerin, din sosyolojisi, din psikolojisi gibi bilimlerin verilerinin ve ortaya koyduğu şeylerin hani bu bir takım şeyleri anlatmada kullanılacak. Yeni bir bakış açısı kazandırılacak. Bu dünyanın, insanlığın, bu dönemin, bu asrın insanlığın anlayacağı bir İslam şeyi ortaya koyacak. Yani aşağı yukarı hani şekil olarak karşı değiliz. Ama yani 1500 yıldır bu insanlar hep aynı şekilde mi anlamışlar? Yani 1500 yıldır insan tipolojisi bu şekilde mi gelmiş? Yani bir anlamda Ayhan abi, yani bir yönüyle belki siz de cevap verebilirsiniz. Yani hiç mi değişiklik olmamış? Hiç mi yanlış anlamamış 500 yıl önceki insan tipolojisi, işte bu yaratmayı, niye yarattı, niye öldü, niye şey oldu? Yani bizim ilimlerimiz buna nasıl bir cevap vermiş? Yani bu tamamen aslında cevapsız değil, bir takım geçmişte buna cevaplar olmuştur diye düşünüyorum. Yani buna kafa yoranlar olmuştur. Yani yeni çıkmış bir şey değildir diye düşünüyorum ben bunu. Hocam... Bu pedagoji ilminin, evet, geçmişte bir takım şeyler olmuştur diye düşünüyorum. Hocam ben o bilimden olduğum için diyorum ki İslam teolojisinin canı din pedagojisidir. Din pedagojisi olmazsa teoloji olmaz. Peygamberimizin en büyük özelliği didaktik uzmanı olması. Yani didaktik dediğimiz bilimler neyi, 9 sorusu neyi, ne için, neden, nerede, nasıl, ne zaman söylüyorsun? Peygamber Efendimiz mesela didaktik uzmanı. Neyi, nerede, nasıl söyleyeceğini bilen bir insan. Yani öğretmen olarak. Onun için teolojinin canı din pedagojisidir. Ben konuya bir şeyler söyleyebilir miyim müsaade ederseniz? Yani şimdi şöyle bir şey var. İlk kelam şu şekliyle öğretildiği gibi değil. Kelamın ortaya çıkışına baktığımız zaman. Kelam aslında hayatın içinden çıkmış. Ebu Hanife Hazretleri, tabii, mütekellim kabul edilir. Ebu Hanife Hazretleri'nin söylediği sözler, verdiği cevaplar, Fıkıh-ı Ekber, küçük bir metin, orada muhatapların problemlerine ilişkin cevaplar. Evet. Mesela kader meselesinde şöyle bir şey söyler Ebu Hanife Hazretleri, çok mühimdir. Efendimiz döneminde, Raşid Halifeler döneminde kader konusu tartışılmasına müsaade edilmemiş. Peki sen niye bu konuda konuşuyorsun deyince kendisine der ki ben bu konuda konuşmak zorundayım. Çünkü çarşıya çıktığımda kaderle ilgili insanlar konuşuyorlar. Bu benim kulağıma geliyor, kulağımdan kalbime iniyor. Ve kalbimde bir şüphe haline geliyor. Ben buna cevap vermezsem, buna ikna etmezsem kendim de şüpheye düşer. Evet. Diğer insanlar da şüpheye düşer. Yani devrin getirdiği şeyler, zorunluluklar, kader konusunun bir şekilde gündeme gelmesi, çarşıda, pazarda konuşulur hale gelmesi ona bir teolojiden cevap üretme, tabii, ihtiyacını doğuruyor. Kelamın da ilk çıktığı kader konusu üzerine verilen cevaplarla çıktığını düşünürsek, yani aslında kelam hayatın içinden çıkıyor. Evet. Peki bunu organize ederken nereye dayanıyor? Hadise dayanıyor, sünnete dayanıyor. Hadis aslında hayat. Hayatın kendine dayanıyor. Yani hayattan örneklerle o kelamla ilgili meseleyi formüle ediyor. Hastalıkla ilgili mesele belki şeyin içine girmemiş, yani kelam kitaplarının içine girmemiş ama aslında hastalığın da bir teolojisi var. Hastalığa nasıl bakmalıyız? Problemlere, yani sakatlara nasıl bakmalıyız sorusunun cevabını da aslında yine hadislerden hareketle bunun teolojik cevabını Müslümanlar üretmişler. Aslında İslam kelamı hayattan çıkarak üretilmiş. Fakat zamanla bu tabii kopmuş. Metinler üzerine çalışmalar başlamış. Kitaplar üzerine çalışmalar başlamış. Yani hadisi, teoloji bir tarafa bırakmış. Kelam bir tarafa bırakmış. Onu bir beslenme kaynağı, evet, olarak kabul etmemiş. Evet. Bir de burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizde eğitim alimler ekseninde yürümüş. Kitaplar ekseninde yürümemiş. Kitaptan eğitimi hoş görmemişler. Hatta 3. 5. asra kadar kitaptan eğitim almak, bilgi almak bir alim olmak için yeterli değil. Muhakkak bir alimin dizinin dibinde eğitim almanız gerekiyor. Aslında alim demek, alimden yani birebir o eğitimi almak demek, pedagoji demek. Yani alimin pedagojik şeyini alıyorsunuz. Yani standartlarını alıyorsunuz, eğitim ahlakını alıyorsunuz, onu tevarüz ediyorsunuz, sahipleniyorsunuz ve böylece yani karşılıklı bir etkileşim meydana geliyor. Bununla alakalı da baktığımız zaman ilk dönemlerde edebül ahlak,
ahlak ulema, edebül alim vel müteallim gibi, yani alimler nasıl olmalı, eğitimciler nasıl olmalı, bunların ahlaki kuralları nedir? Çok ayrıntılı eserler kaleme alındığını da müşahede ediyoruz. Aslında yani işin başlangıcı ilk 3 asırda, 4 asırda bu dediğiniz canlılık var. Yani pedagoji hayatın içinde ve insanları dikkate alarak, insanların psikolojik durumlarını dikkate alarak bir eğitim telkin ediliyor. Fakat daha sonraki dönemlerde kitaba bağlı olmuş. Yani hocaya bağlı değil, kitaba bağlı bir perspektif gelişmiş. Evet. Şimdi zannediyorum tekrar insana bağlı. Yani kitaba bağlı, çünkü bilgi çok yaygınlaştı. İnsana bağlı, hocaya bağlı bir perspektif geliştirmek zorundayız. Yok mu? Evet. Evet. Şimdi isterseniz birkaç cümlede bu konuyla ilgili bu ses herhalde burada bozuk mümkünse. Hocam al bunu. Söylemek isterim. İlk olarak hocamın söylediği, tabii ki herhangi bir din eğitimi kesinlikle gerçek hayattan kopuk olmaması lazım. İslam din eğitimi, Hristiyan din eğitimi, bu konuda aynı düşünüyoruz. Dinlerin teorik anlatımı diyorum ben ona, işte teolojinin anlattığı ile her zaman için herhangi bir teori pratikle ilişki kurduğu zaman pür teorik haliyle kalmaz. Birçok şeyini farklılaşır, dönüşür, tam uygulanamaz veya yeni yeni uygulama alanları elde eder. Yani bunu İslam din pedagojisinde de, öğretimde de görebiliriz. Yani insanların yaşadığı din var, bir de kitaplarda yaşanan İslam var. Bu ikisi arasındaki fark var. Pekala, bir Avrupalı'ya göre Müslümanlar niçin yaşanan İslam konusunda bir araştırma yapıp o İslam'ın teorik birikimiyle iletişim içerisinde yeterince girmiyorlar? Bunların bir nedeni bilimsel anlamda bu konuya kafa yormamak, araştırma yapmamak olabilir. Bu çok teknik bir izah. Ama onun dışında şöyle bir endişelerinin olduğunu da düşünüyorum ben. Biz mesela İslam'ı öyle bir yorumladı ki, günlük hayatta uyguladı ki, bir Kur'an ayetine veyahut da bir hadisine ters düşüyor. Yani İslam'ı anlayış şekli. Hocam homoseksüellikten falan bahsetti. Tabii ki çok popüler konu. Türkiye'de bunlar gelecektir, gelmeye başladı zaten. Şimdi bu durumda ne yapacaksın? Adamın empiriğine ben baktım ama teorisiyle genel bir yorum bile yapsam işi çıkartamıyorum. Bu defa ne olacak? O zaman şöyle bir endişe olduğunu ben sezimliyorum. Ben pratik uygulamayı takip edersem İslam dininin bozulmasına neden olabilirim. Veyahut da burada pratik ile teori arasındaki limitler ve ilişkiler nereye kadar olabilir? Yani bizde Türkiye'de şöyledir. Batı hep böyle yaşanan hayatın Hristiyanlık peşine takıldı, Hristiyanlık bozuldu gitti falan şeklinde bir endişenin de ben olduğunu, bir nedenlerden bir tanesi şuur altından bu olduğunu düşünüyorum. Öbür türlü İslam dini ise evrensel bir din, bütün her tarafa ait bir din şeklinde halka. İkincisi ise Türkiye'deki Diyanet'in söylemi içerisinde, resmi din öğretimi söylemi içerisinde ve din kültürü ahlak bilgisinde 2000'li yıllara kadar benim tanımlamamla ilmihal merkezi bir İslam anlattık biz. Ve Türk İslam tarihine baktığımız zaman ilk ilmihallerin ta Anadolu'da Menahici Seyfi, Farsça, daha sonra 1400'lü yıllardan itibaren Türkçe ilmihallerin olduğunu, İslam'ın inanç, ibadet, ahlak esaslarını ve bir Cibril hadisine dayalı olarak İslam nedir, ihsan nedir şeklindeki o üçlü tasdifi yansıtan kitaplarla öğretildiğini, ilmihal mantığının ise temelde ilmihalin yani Sünni İslam için bile söylesek dört mezhepten birini seçiyor. Ondan da bir görüşü seçiyor. Yani pratikte, günlük hayatta Müslümanların hayatını kolaylaştırsın, çok kafa karıştırmasın diye yapılan bir şey. Yani bunun hazırlama süreci belli. Ama sen o kadar yaygın olarak, ilmihalde diyelim ki İslam'la ilgili dört tane görüş var. Biri indirip veriyorsun, ondan sonra adamın kafasında, yani o yazarın seçtiği o bir görüş İslam oluyor. Onun dışındaki yorumun, onun dışındaki yorumun da İslam içinde olabileceğini, çünkü öbürü kriter, ayet hadis değil. Değiştirmek için anan ağlıyor hocam Türkiye'de. Yani böyle bir ilmihal geleneğinin de üst düzeyde etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri de
savunma psikolojisi içerisinde olmuşlar hep. Yani 19-20. yüzyılda İslam medeniyeti, mesela Endülüs'te böyle bir kompleks göremezsin. Endülüs İslamı ile diğer taraftaki İslam arasında farklı yorumların vesairenin dıştan gelen etkilere, yorumlara açık olduğunu rahat bir şekilde görüyoruz ama 20. yüzyılda falan, 19. yüzyılda İslam dünyasında bir endişe var, bir eziklik meselesi falan var. Yani o nedenle içtihadı falan da kapatmışlar. Yani en temel sorunlardan bir tanesi içtihadın artık kapandığına dair İslam alimleri yazmış 20. yüzyılda. Yani bu ciddi bir sorun. İçtihadın kapanması demek, düşünmenin kapanması demek, dinle ilgili demektir bir anlamda. Bu sadece fıkıhsal anlamda bu olayı düşünmeyelim. Yani böyle daha içine kasmış. Yani bir adam niye kenarda, hocam anlattı, merkeze niye gitmek istemiyor? Güçlü adam merkeze gitmek ister aslında. Diğeri ise daha kasılırsınız siz. Zayıf hissettiğiniz zaman, güçsüz hissettiğiniz zaman daha çok kasılmaya doğru gidersiniz. Bence İslam medeniyetinin 20. yüzyıldaki durumuyla da, yani Müslümanların mağlup olmalarıyla da ilgilidir. Ama şimdi artık bir silkinme zamanı olduğunu da bizler görüyoruz. Bu sürece İslami tefekkürü yenileyerek, bunun din pedagogisiyle ilişkisini de kullanarak yapmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben bir ricam, buyur arkadaş, esasında ondan evvel arkadaşlar aslında müsaade edin. Bir de ben arkadaşlar şöyle, hani benim için de önemli, kısa bir kendilerini tanıtırlarsa veya şöyle böyle perspektifleri, ne olmak, ne yapmak istiyorlar kısaca, benim için de bu önemli biraz mı derken. Şöyle yapalım hocam, hem soru faslına geçmiş olalım, böylece bu faslı tamamlamış olalım, hem de arkadaşlar kendilerini tanıtsınlar. Ne olmak istiyor, niye burada okuyorsunuz veya bu tartışmalar size nasıl bir etki yapıyor? Kısa ne şöyle, çalışmak istiyorlar? Ne çalışmak istiyorlar? Arkadaşlar tanısın. Fatih Bey, buyurun. Benim için biraz faydası olur. Size de zaten o zaman soru şey geliyor arkadaşımız. İsmim Fatih Bağcı. Kayseri İlahiyat mezunuyum. 13 yıldır Arnavutluk'ta çalışıyorum. Burada Bedir Üniversitesi'ndeyim şu anda. Din eğitimi üzerine çalışmaktayım. Evet. Şimdiye kadar din eğitiminde burada bir şeyler yapıldı mı Fatih? Yok. Yok. Fatih Bey burada din eğitiminde aktif olarak vazife aldı. İdarecilik yaptı. Bir medresede, bir imam formasında bulunduk ben size diyorsunuz. Orada müdürlük görevinde bulundu. O konuları biliyor. Arnavutçası da güzel. Bu konularda çalışmayı arzu ediyor. Yasun'a 2007'de mezunum. Ben medrese Arapça hocasıyım. Yüksek lisans öğrencisiyiz. Bizde de çok eser mezunu var, Mısırlı arkadaşlarımız. Geliyorlar. Peki bu tartışmalar size nasıl geliyor mesela? Biliyor musunuz ya, bunlar bilinen şeyler mi yoksa? Bazı terimlere yabancıyız. Onların dolayı belki sıkıntı çekiyoruz. Peki master'da çalışma sahanız belli mi? Tefsir. İyi. Web kahraman, eser mezunuyum arkadaşlık okulda. İşte 6. senemiz. Hangi bölümden eserin? Sonra din tefsiri. Yani, 6 günü buradayım. Burada Arapça derslere ve din derslerine gidiyoruz. Ben derslerine gidiyoruz. Ben de aynı bölüm tefsiri. İlginç bir durum değil mi? Yani herkes biliyor ki Allah bunu istiyor, peygamber istiyor, hiç kimsenin şüphesi yok. Ateiste bile sorsan İslam'da namaz var de. Niye kılmıyoruz? Bu pedagojik bir soru. Yani niye kılmıyor insanlar namaz? Namazda mı bir sorun var? Namaz mı zor? Niye insanlar namaza vakit ayıramıyor? Nefislerin uydular diyebilirsiniz teolojik olarak. Şeytan sapıttı. İşte dünyayı, ahireti unuttular, dünyayı. Bir sürü teolojik cevap verebilirsiniz. Ama sorun yerli yerinde duruyor. %85 insan niye namaz kılmıyor? Şehir hayatı yaşıyor. Ve yani ama netice itibariyle önümüzde ciddi bir sorun duruyor ki %85 insan açıkça Allah'ın istediğini yapmıyor. Allah'ın bunu istediğini bildiği halde diyor ki bir şekilde daha açık konuşursak sen diyorsun ama ben bunu pek benim işime gelmiyor. Şimdi bir sorun, bunun cevabının olması için sorunun anlaşılması lazım. Teşhis edilmesi lazım. İşte İslam eğitim bilimlerinin, empirik teolojinin sorunu niye namaz kılmıyorlar?
biz teolojik cevabını bilebiliriz. Diyebiliriz ki mesela dediğim gibi şeytan hepsini sapıttı. Değil mi hocam? Bu bir cevap. Dünyalaştılar. Allah'ı unuttular. Kafir oldular. Münafık oldular. Ne bileyim, değil mi hocam? Bir sürü sorun var. Ama bu soruların hiçbirisi Ali niye namaz kılmıyor sorusunun cevabını vermiyor. Şimdi ilk mütekellimler bu soruyla ilgilenmişler. Yani mesela naslardan hareket ettiğiniz zaman size söyleyeceği şey, yani bu seleflerin de yaklaşımında olduğu gibi, yani namaz kılmazsanız imandan çıkmış olursunuz. Evet. Yani çünkü inanıyorsanız onu pratikte yapmanız gerekiyor. Fakat mesela Ebu Hanife Hazretleri'nin buna verdiği cevaba baktığımız zaman psikolojiyi çok dikkate aldığını görüyoruz. Yani insan bir şeye inanabilir fakat inandığı halde onu tatbik etmeyebilir. Buradan hareketle imanla amel arasında bir farklılık görüyor. Psikolojiyi dikkate aldığı için oradaki o ifadeyi yorumlama cihetine gidiyor. Nas'ın açık ifadesini değil, diğer dolaylı anlatımını, mecazi ifadesini tercih etme durumunda kalıyor. Mesela intihar vakalarında da, vakasında da aynı şeyi görüyoruz. İntiharla ilgili, Nas diyor ki intihar eden cehenneme gider diyor. Ebu Hanife Hazretleri de diyor ki namaz içinde namazı kılınmaz diyor. Yani buna fıkıh bu şekilde cevap vermek istiyor. Fakat Ebu Hanife Hazretleri de şöyle diyor. Bir insan kendi canına kıymışsa psikolojik olarak bir problemi vardır diyor. Psikolojik olarak problemi varsa bu insanın canına kıyacak derecede ileri bir cinnet durumu vardır. Bu cinnet durumu da insanı şeyden muaf tutar. Yani sorumluluktan muaf tutar. O halde bu insanı biz sorumlu diyemeyiz. O insan o işe kalkıştığı andan itibaren sorumluluktan çıkmıştır ve mazurdur. Onun için cenaze namazında kılınmasında bir mahsur yoktur. Ve cehennemliktir diye de hüküm vermemiz doğru olmaz diyor. Bakın burada çok farklı bir şey getiriyor, çözüm getiriyor. Yani çözümleri getirirken hep psikolojiden, insanların durumundan, halinden hareket ederek meseleyi bir çözümle kavuşturma cihetine gidiyor. Yani ilk mütekellimler, ilk iki asırın içerisinde, üç asırın içerisinde hayatın içinde, hayatın içinden hareketle insanları dikkate alarak sorulara cevaplar iletmişler. Ve onun için başarılı olmuş. Evet. Daha sonra kitaba iş dökülünce biraz hayattan kopma meselesi karşımıza çıkmış. Taklit. Bugün de belki taklit. Bugün de belki aynı şeye ihtiyacımız var. Yeniden hayatın içine taklit. Dönmeli. Yani mesele hayatın içine dönmeli. Evet. Hayatın içinden sorular üretme, insanların durumunu dikkate alarak soruları, cevaplarını vermemiz gerekiyor. Evet. Bir de burada herhalde mesele hani böyle çok iddialı, hani teolojiyi yeniden kurgulamak falan gibi olunca sanki hani temel şeyler değiştirilmek isteniyor gibi bir imaj olabilir. Aslında böyle çok iddialı... Yani aslında biz bu Türkiye'de İslam'la ilgili konuda teoloji kavramını hocam çok kullanmıyoruz orada. Evet, yani Türkiye'de o önemli değildir. Bizde önemli olan İslam dininde fıkıhtır. Bu aslında dediğiniz konuların birçok fıkıhla doğrudan irtibatlıdır. İslami ilimler içerisinde pratikle doğrudan diğerlerinden verileri alıp kullanan bizde fıkıhtır. Hristiyanlıkta teoloji de önemli olabilir. Bizde daha ikinci derecededir. Dolayısıyla biz burada giderken onunla daha iyi irtibat kursak bu pratik ilahi pratik din eğitimi meselesine daha rahat. Bu soruların cevabını biz şeyden aramayız, sormayız. Fıkha sorarız genellikle. De fıkhın yani, da beslendiği kaynaklar var onun da usulü. Ya var da yani terminoloji olarak İslam teolojisini yani kelam anlamında bu işlere çok kenarda bulaşır. Evet. Yalnız şunu İkinci demek istiyorum ben. Bu cevapları versek bile adam cehenneme gitmeyecek. Diyelim ki Güney Avrupa'da intihar oranları çok yüksek. İntiharın cehenneme gitmeyeceğini söylesek bile sorun ortada. Yok, ben şunu demek istiyorum yani Adnan Bey. Şimdi yani yorumlar farklılaşabiliyor kontekste. Yorumlama metoduna dikkat çekiyorum. Evet. Yani bu soru, bu cevap nihai cevaptır demiyorum. Evet. Demiyorum yani. Ebu Hanife Hazretleri yorumlama mantığı, tarzı devrimci bir yapmış. Bu bizim için. Hocam bir de bunları konuşurken çok seküler bir ortamın zihin dünyası içerisinde konuşuyoruz mesela Avrupa konteksi. Tabii ki onu dikkate almak durumdayız. Başka çare yok. Genel iklim, environment hepsi farklı. Mesela bir araştırma aklıma geldi. Almanya'da ve Fransa'daki Müslüman Türkleri çalışmıştı. Kimdi ya? O Ferhat Kentel, öbür belki birkaç ciddi bir proje, para pul Avrupa'dan da almışlar. Aklıma gelen bir veri şu. Mesela Fransa'dakilerin dine bakışları Almanya'daki Müslümanlardan daha sert din devlet ilişkilerine. Çünkü Fransa'nınki sert.
bulundukları ülke ortamından vesaireden etkileniyorlar. Yani Almanya'daki Müslüman Türklerinki daha yumuşak. Dolayısıyla çok seküler bir environment ve Avrupa dünyada herhalde bir Amerika'dan falan da daha fazla seküler bir yer. Yani bütün bu sekülerliğin aşırı derecede yaygın olduğu, Balkanlar'da biraz öyledir ama herhalde Batı Avrupa kadar çok olmayabilir yani buralarda. Bilmiyorum, bilgim yok yani burayla ilgili. Yani dolayısıyla bu sekülerliğin ürettiği bir takım ortam da var. Yani evet, onu da dikkate almayız durumdayız ama her yerde de bu ortam, bu zihin yapısı o kadar da yok yani. Mesela Türkiye'de o kadar yok veya bir Müslüman ülkesinde yok. Mesela hatta Amerika'da bile yok bu kadar fazlaca. Yani onlar da bütün bu işlerde düşünmemiz gereken bir boyut olarak peki karşı gibi geliyor. Bir sorun. Mesela Arnavutluğun en büyük dini sorunu sizce ne? Çok din olmaması. Burada mesela din, o bir genel bir şey de değil. Arnavutlar cevap versin bana. Arnavutlar mesela versin. En büyük sorun ne oluyor? Müftü arkadaşımız cevap versin mesela. Çok karşılaştığımız sorun yani yaşantıda. Yani tamam diyoruz işte dediğiniz gibi namaz kılmak yani bizde farz. Yani böyle bir şey vardı. Ama diğer taraftan da mesela dinin yasak kıldığı şeylere de mesela içkidir, fikir vesaire yani bunlar da çok dikkat edilmiyor. Niye edilmiyor sence? Yani başta çok dinini bilmiyorlar. Yani sadece bir Allah var diyor. Ama herkes biliyor diyorsun ki namaz var ama kılmıyorlar. İşte cam mesela biraz da okumuş olanlar, gerçekten okumuş olanlar ya da biliyorlar böyle bir şeyin olduğunu mesela dinde. Ama diğer taraftan da bunlar kim yapacak, nasıl yapacak? Yani çok da derin bir ya, sence ana sorun diyorsun bilgisizlik. Evet. Bilseler yaparlar diyorsun. Yine de bilseler de yine aynı şey de yani yine olacak diye bir şey yok. Medreselerde mesela öğrencilerimiz var. Biz anlatıyoruz. Diğer taraftan da dışarı çıktıkları zaman yine dışarıdakilerle aynı pozisyona geliyorlar. Yani bir fark olmuyor. Ya bu işte din pedagogisinin ana meşgul olacağı sorunlardan birisi bu. Yani söylenen söz niye etki etmiyor? Bu didaktik de bir sorun. Yani biz söylüyoruz ama etki etmiyor. Müzik dinleme diyorsun mesela ki ayrı bir sorunu. Ama çocuk seviyor. Mesela bize en çok sorulan sorulardan biri kız erkek arkadaşlıkları. Çünkü orada gayet de rahat oldukları için hocam niye kız arkadaşımız olmuyor? Mesela en çok sorulan soru bize budur. Veya kadın erkek ilişkileri hakkında gelen sorulardır. Çünkü adama çok sevdiği bir şeyi yasak ediyorsun. Yani ama bazen dinde böyle bir şeydir hocam. Yo, anladım da şimdi netice itibariyle peygamberin vaazında önemli etkenlerden biri vaazın etki oranı %100 olmaz. Ama onu nasıl arttırabiliriz? İnsanın dünyasında mesela diyelim ki namaz sevdiği bir şey durumuna gelebilsin. Şimdi bu Bediüzzaman Hazretleri'nin buna bir cevap var aslında bu asrın başlarında. Demiş ki bu asrımızda vaizlerin vaazlarının etki etmemesinin bir sebebi olarak. Diyorlar ki cimri adama sen cimrilik yapma. Bu tabiatını değiştir demek gibi muhalif talepler. Halbuki yani onu yönlendirmek gerekir. Yani var olan fıtratı dikkate alarak, huyları, karakterleri dikkate alarak onu ortadan kaldırmayı, yok saymayı değil, onu yönlendirme cihetine gitmek daha tesir artırır. Dini danışmanlık yap diyor hocam. Mesela çok güzel bir şey. Ben hoşuma gidiyor. Şimdi bu bir yani mesela çocuğu anlamamız lazım. Bunun genel bir cevabı yok. Ahmet niye namaz kılmıyor? Veya namaz kılmamak onun için niye cazip değil? Bunların bizim tarihimizde çok kalıpsal cevapları var. Oyun daha çok hoşuna gittiği için bilmem ne yapmıyor. İşte televizyon daha çok hoşuna gittiği için bunu yapmıyor ama niye hoşuna gidiyor televizyon daha çok? Mesela çocukların mesela bazıları var. Ne bileyim bir adam kendine çile çektirmeyi hoşuna gidiyor. Yani sıkıntı çekmek hoşuna gidiyor. Bir futbol maçına gittiği zaman zevk duyuyor ama bu arada yaşadığı bir sürü sıkıntılar da var. Ama buna rağmen ilgi duyuyor. Mesela ne bileyim kız gidiyor bir şarkıcıyı dinlemeye bayılıyor, hastane arabaları gidiyor, ölüyor. Ne bileyim kalp atışlarından yani sevgisi için bir şarkıcıya ölümü göz önüne alıyor.
Hocam, o numara anladık. Empirik teoloji yaptık. Sonuç itibariyle niye namaz kılmadığını tespit ettik empirik olarak. Yani Viyana'daki adam için de tespit ettik. İstanbul'da da tespit ettik. Tiran'da da tespit ettik. Yani aldığımız sonuçların şöyle olduğunu varsayalım. Bir, sosyal yaşamda namaz kılmak çok da önemsenen bir şey değil. Onun etkisi oldu. Namaz kılacak okulda ortam bulamadı. İşte camiler o kadar sık değil. Şehrin koşturmacası arasında gidiyor günler. O sonuç çıktı. Daha seküler bir zihin yapısının deforme ettiği çocuğu, ailesini, hepsini o çıktı. Biraz da bu işin önemini yeterince, yani ibadet Müslümanlığı genelde işte Avrupa'da çoktan terk edilmiş. Kiliseye de %5 en yüksek 10 gidiyor. Oradan tesir aldı, çıktı. Tamam, bunu tespit ettiniz. Şimdi ondan sonra ne yapacağız şimdi? Yani normal bir diğer bilgi de var ki 5 vakit namaz kılmak İslam'ın şartıdır, net. Biz de bunu yorumlayamıyoruz şimdi. Ne yapacağız? Bu belirleri elde ettik. Gayet sorun. Mesela diyorsunuz ki bir sorunda kalsak, yani tabii bunların dediğim gibi kalıp sorunu yok. Okulda namaz kılacak yeri yok. Nedenlerden bir tanesi muhtemelen Türkiye'de de var yani. Şimdi, o zaman, empirik olarak da çıkacak sonuçlardan bir şimdi tanesi. Netice itibariyle o zaman çalışma sahaların o sahada yoğunlaşmasında fayda var ki politik olarak eğitim bu sorunlarıyla okullarda din ibadet yerinin açılması var. İçin nasıl bir yapma yapılabilir? Eğer Müslümanların camilerinin okulların yakınlarında bir mescit kurma şansları nedir? Ne bileyim, mesela diyelim 10 milyonluk yatırımları var. Mesela bizim Viyana'nın 10. bölgesi var. 10. bölgesindeki Müslümanların camilere yaptırdıkları yatırım 50 milyon euro. Haftada bir gün millet namaz kılıyor, işte bakkal var. Fakat eğitime yaptıkları yatırım 1 milyon euro değil. Tabii. Şimdi o zaman şöyle bir şey değiştirilebilir bu veri çıktığı zaman. Her cami okullara yakın bir yerde, acaba büyük Müslümanların olduğu yerde bir namaz kulübesi, namaz binası yapmaları mümkün mesela. İkincisi soru, çocuk namaz kılmaktan utanıyorsa bu utanma duygusu nasıl yenilebilir? Bu da psikolojiyle, sosyolojiyle alakalı bir soru. Yani demek ki sorunları anladığımız zaman en azından yatırımımızı belirgin bir şekilde yapma şansımız oluyor. Hala bizi 10. Viyana'da okulun yanında mescit yoksa, biz 23. Viyana'ya çocukları bekliyorsak, bu bekleyiş akıllıca bir bekleyiş olmaz. En azından beceremiyorsak bile neden beceremediğimizi biliriz. Sorun çözülür. Şimdi mesela çocuklara müzik dinleme diyoruz, herkes dinliyor. Demek ki iki sorun var. Ya bizim talebimiz insanın üstesinden gelemeyeceği bir talep, ki bu İslam'a uygun değil. Mesela bu kadar eğilim varsa müziğe, hepimiz dinliyoruz. Bu işi bu kadar yokuşa sürmenin psikolojik bir manası yok. Bir de sanat müziğini dün akşam ne güzel dinledik, biz hoşumuza gidiyor. Çocuklara ben bakıyorum, bir tanesi benimle gırgır geçiyorlar. Ya işte biraz yaşlıların müziği falan diyorlar mesela. Tipleri de farklı müzikler. Hocam şimdi o da şöyle bir şey var. Mesela düşündünüz ki demin çikolatasını yediniz mesela, bu klasik dediğimiz Mozart döneminin haylaz gençleri. O zaman ona klasik demiyorlardı ki. Çılgın müzik yapıyorlar. Onun dönemindeki böyle sesli müzikle dans edenler acayip karşılanıyordu. Çünkü kilisenin... Ama şimdi kilise müziğine geldi. Şu anda bizim dediğimiz ilahi müziği falan dediğimizde, çıktıkları dönemde ona ilahi falan demiyorlardı. Haylaz bir müzik diyorlardı. Şu anda bizim rap dediğimiz çılgın bir müzik, ileride İslami bir müzik olarak da görülebilir. Yani bu işte şu anda biz diyoruz ona işte ilahi değil, yakın bize yani müzik değil ama niye ne İslami yani oluyor da işte rap İslami olmuyor ya yani, o da olabilir. Buradan bu şuraya da gelebilir miyiz diyorum, bu din pedagojisi konusunda. Bu değerler eğitimi ile biraz ilgilendiğim için orada gündemde olan bir konudur. Dini anlamada ve yorumlamada jenerasyon farkı. Evet. Yani o da önemli bir sorun. Şimdi bizim muhatap olduğumuz okulu, genci esas alırsak
Biz de yani bir kuşak gerideyiz yani en az. Evet. Daha senior durumdayız. Yani kuşaklar arası farklılıklar, din anlayışları nasıl etkiliyor? Bu da bir sorun olarak. Şimdi hocam bu da şey, mesela bizim diyelim ki müzik örneğine, ilahi şu anda bütün camilerde, cemaatlerde neyiz çalmak? Sanki Kur'an'da bir ayet var, ne olur diye. Değil mi? Öyle bir alıngı var. Ama şey daha var. Başkası olmaz değil mi? Ya mesela def sanki yazılıyor, Kur'an'da ayet var. Yuvarlak olacak, şu kadar santim, öyle bir şey yok. Ama başka zamanla biz bunu özümsemişiz. Demişiz bu İslami'dir. Değil mi? Ama ya bugünkü nesil yeni müziği farklı görüyor. Hani dedik ya, niye bu farkla? Bu da empirik teolojinin meydana getirmesi. Yani biz niye anlaşamıyoruz? Yani niye farklı dili konuşuyoruz? Ve Allah dediğimiz zaman generasyon farkından da kaynaklanan farklı anlayışlar oluyor. Çünkü insanların yaratandan beklentileri farklı. Sizin beklentiniz de Allah'tan, sizin çocuğunuzun beklentisi de farklı. Bu farklılıkları anlamadan vaaz etmek olmaz. Ya kafası karışıyor hocam. Hepsini anladı anladı. Konuşamaz hale gelecek ondan sonra adam. Yok ama demek istediğim anladığımız zaman iki şey şansımız var. Ya üretken bir çözüm buluruz ya da neden bu işin böyle olduğunu anlarız. Boşuna yanlış yerlere para yatırmayız en azından. Eğer anlıyorsak şuradaki Bedir Üniversitesi Müslümanlara fayda vermiyor. Ne bileyim, din kaş yaparken göz çıkarıyoruz. Yani dini yayacak yerde dinin önünde engel oluyor. Akıllı yatırımcı demesi lazım ki biz burayı kapatalım. Öyle değil mi hocam? Yani sorun bu yani. Biz eğer sözümüz anlaşılmıyorsa, yaptığımız etki etmiyorsa, kötü bir şey üzerinde, etkisiz bir şey üzerinde milyonlarca yatırmanın ne manası? Edebileceğini düşünerek yetişmiş elemanları istihdam ederek, yani illa burayı fayda vermiyor da kapatalım manasında düşünmemek lazım. Yani siz mesela sorduğunuz sorularda çocuk niye oyun oynuyor, oyun oynamayı daha çok istiyor veya kız arkadaşının olmasını niye istiyor, hep negatif yönden yaklaşıldı biraz. Yani biraz da pozitif yönden yaklaşılabilir aslında. Yani hep nefsine hoş giden şeyler tarafından. Yine o zaman başa dönülecek olursa, zaten Avrupa'da tamamıyla yani bir İslam diye bir şey yok. İslam bir Afrika ülkesinden gelen bir şey. O zaman İslam'ı anlatacak elemanların baştan ele alınarak yetiştirilmesi, bu sosyal çevre olarak da, aile olarak da, çevre olarak da her türlü insanların bir yerlere konması gerekiyor ki onlar anlatsınlar, verdiğiniz sorulara cevaplar oradan çıksın yani. Diğer türlü bu sorular zaten çoğalıyorlar. Yok ama benim demek istediğim, dediğiniz doğru. Ben aynı düşünüyoruz. Fakat o vaaz eden insanın muhatabının kim olduğunu bilmesi lazım. Mesela diyelim ki Afrika'dan bir tane, bizim mesela şeyden getirdik, bizim Türkiye'den gelen imamlar. Mesela Türkiye'den gelen imamları oradaki gençler anlamıyorlar bile. Dertleri başka. Yani onun söylediğine hiç uymuyor. Mesela diyelim Kayseri'den örnek veriyor ona. Çocuk hiç yani bu bağlantıyı bile kuramıyor. Mesela onun İmam-ı Azam'a duyduğu sempatiyi çocuk duymuyor. Onun için vaaz eden kendi dinleyeni iyi bilmesi gerekiyor. Peygamberin de yani biz diyor sizin içinizden birini size gönderdik Allah. Onun için imamlar oradan çıksın diyor sonra. Evet. Oraya geldi. Evet. Onun imamları için kontrol etmek gerekiyor o zaman. Yani halkın seviyesine inebilme meselesi veya onları iyi irdeleme meselesi. Evet hocam. Gerekiyor. Her imam araştırma uzmanı olmak zorunda. Evet. Onun için sadece Kur'an'ı bilmek sorunu çözmüyor. Hocam bir sonuç açıklayabilir miyim? Biz bir 2006 yılında mı ne bitti? 4 il verdik her bir yüksek lisans öğrencisine. İmamların ve cemaatin bakışı, işte imamlık konusuna bakışı olabilir. Cami görevlilerinin yeterliliği konusuna bakış. Yani şimdi tam unuttum da detaylı.
ve en önemli problem alanı imamların Arapçayı az bilmesi, Kur'an bilgisinin zayıflığı, dini bilgi, iletişim becerisi. Hocam hangisi en problem alanı çıkmıştır? İletişim becerisi. İletişim meselesi birinci sorun çıkmıştır. Dini bilgi falan çok zaten Arapça çok sorun değil imam için Türkiye'de. Ve bu imamlara göre de öyle çıktı ve farklı bölgelere yaptık. Aşağı yukarı birkaç puanlık farkla birinci sorun çıkıyor. Cemaate göre de aynı şey çıktı. Mesela biz yetiştirdiğimiz ilahiyat mezunu veya imam hatip her neyse, hadi imam hatip bırakalım. Bu konuyla ilgili iletişim becerileriyle ilgili müezziniyle kavgalı, cemaatle sorunu var veya bir sorun her zaman olur da buna nasıl yaklaşacak, nasıl çözüm bulacak, derneklerle kavgalı, gürültülü, yani iletişim becerisi sorunu en temel sorunlardan bir tane çıkıyor her iki tarafa göre. Ve bizim bu konu sizin dediğinizle doğrudan ilgili. Bu konuyla ilgili ilahiyat fakültesi programı yapılırken komisyonda, alt komisyonda bulunan birisiyim, din kültüründe de bulunan birisiyim Türkiye'de. Bu konuyu bir Allah'ın kulunun düşünüp buna çareyle ilgili programlarda, yaklaşımlarda ne yapıldığını hiç ben görmedim mesela. Türkiye'de sen Avrupa'ya anlatıyorsun. Evet, pek teşekkür ederiz. Bu da bir din pedagojisi meselesi. Şimdi hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstifadeli oldu. Biz yeni bir üniversiteyiz. Bu konularda, çalışmalarda inşallah hocalarımızın rehberliğinden de istifade edeceğiz. İnşallah. Yani bilinen şeyleri tekrar etmek değil esas bir üniversitenin hedefi. Bilgi üreterek içinde bulunduğu topluma, şehre, topluma, ülkeye katkı sağlamak. İnşallah biz de temel hedefi bu olan, bilgi üretmeyi esas alan, bunun için çalışan bir üniversite olmayı arzu ediyoruz. Hocalarımıza katıldıkları için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizim de arkadaşlardan ilgi duyan olurlarsa, yani Viyana'daki bizim kapılarımız size her zaman açık, araştırmalarınızda, tatillerinizde. Çünkü ben hocama da söyledim. Çünkü özellikle Almanca konuşan dünyada büyük bir Arnavut community de var. Onun için bazı arkadaşlarımız yani Avrupa imamlığını da göz önüne alarak çalışma yapmalarında fayda var. Çünkü Avrupa'da bu sahada ciddi ihtiyaçlar var. Yoğun teoloji fakülteleri açılıyor. Yani buradaki eğitimi sadece Arnavutlukla sınırlı da görmemek gerekiyor. Mesela diyelim bizim şu anda sadece Almanya'da 15'e yakın profesör arkadaş işe aldılar. Bunların beraberinde asistanıdır, bilmem neyidir. Bunu da göz önüne alarak, yani bütün Avrupa'yı göz önüne alarak master veya doktora yapmak sizin için daha iyi. Dil becerisi ve bir de genellikle gerçekten bu dini Avrupa'da yöreselleştirme isteği olduğu zaman zannediyorum önünüzde ciddi kapılar var. Ben bunu sadece zannediyorum demiyorum, öyle yani. Şu anda bizim Viyana Üniversitesi'nde önümüzdeki dönemlerde 2-3 profesör arkadaş aranacak, buna benzer. Innsbruck Üniversitesi'nde bölümler açılıyor. Yani Almanca'yı da bilin demek istiyor hocam. Bu öyle. Bunun ötesinde yani Avrupa artık sınırsız bir dünya. Bu Arnavutluk şu anda diyelim daha olmamış olabilir. Ama yani Avrupa'yı büyük bir ülke olarak görmekte fayda var ve bir Avrupa kimliğine sahip olmakta. Yani. Hocam Almanca bilmediğimize üzüldüm. O kadar güzel anlattın ki. Yani. Şimdi şöyle, yani biz zaten kendimizi buradaki üniversite olarak Avrupa Üniversitesi olarak ifade ediyoruz. Yani Avrupa'nın bir parçası olarak, yani Balkan Üniversitesi değil ya da bir Türk Üniversitesi'nin Anadolu'da açılmış şubesi değil. Yani biz kendimizi ifade ederken burada meselelere bakış açımız tamamen Avrupa'daki üniversitelerden birisi ve şu kadar ilahiyat var Avrupa'da, bunlardan birisi de biziz. Bizim onlarla aramızdaki ilişkiler, onların arasındaki konumuz şudur şeklinde kendimizi tanıyoruz. İnşallah sizde de tabii istifade ederiz. İnşallah. Talebe göndereceğiz. İnşallah. Buyurun, yani severiz. Projelerimize gelin bakın. Çünkü bu empirik çalışmalar orada da oluyor. Veya sizin master'ınızın bir kısmını orada yapabilirsiniz. Yani onlar güzel yönde, olabilir aslında. Yani değişim orada 6 ay kalabilirsiniz. Bu noktada inşallah Bedir Üniversitesi ile yardımlaşırız. Bizim sizden de öğreneceğimiz çok şey var muhakkak. İnşallah. Teşekkür ederim.